Efendim hayırlı akşamlar. Hürmetlerimi arz ediyorum. Çorum Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi sayfamızdan ve Adnan Zeki Bıyık duvarından şu anda bizi canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Efendim bugünkü konuğumuzu ben size tanıtacağım. Tanıtıma geçmeden önce inşallah efendim sizlere bir akşamınız güzel olsun diyorum. Cenab-ı Hak sağlık, afiyetler versin herkese efendim. Bu akşam konuğumuz Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor İrfan Sevinç hocam. Kendisiyle sağlıklı din eğitimi nasıl olmalı başlıklı, tabii doğaçlama da sohbetin içinde sorularımız olabilecek. Hocamla bunu sohbet edeceğiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun İrfan hocam. Hocam kendinizi şimdi sohbete girmeden küçük bir tanıtım, yani insanlar muhakkak sizi tanıyanlar var ama tanımayanlar için de şöyle kendinizi kısaca böyle hocam akademik hayatınızı, branşınızı biraz bizde bilgi verir misiniz biyografinizle ilgili? Buyurun hocam. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İzleyicilerimize de keyifli bir sohbet olmasını temenni ediyorum. Ben yaklaşık 30 yıllık Diyanet'te din hizmetlisi olarak görev yaptım. Ardından 2013 yılında İlahiyat Fakültesine intisap ettim akademisyen olarak. 4 yıl Maraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi'nde çalıştım. 3 yıldır da Çorum İlahiyat Fakültesi'nde din eğitimi ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Din hizmetleri alanında yaklaşık bir 11 yıl kadar yurt dışı görevim oldu. Kesintisiz Hollanda'da görev yaptım. Bu arada tabii konuşmalarımızda zaman zaman yurt dışı din eğitimi tecrübelerimizden de bahsetmeyi düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii ki Avrupa'nın farklı ülkelerinde de yine aynı şekilde görevlerde bulunmuştum. Evet. Evet, daha çok Hollanda'da bulundunuz değil mi hocam? Evet, Orada çok evet. ciddi tecrübeleriniz var. Benim yanlış bilmiyorsam. Çünkü öyle daha Evet. önce sohbetimiz de olmuştu. Evet, Hollanda'da, Evet. Hollanda eğitim Hocam bu sistemi, akşam Hollanda'da malum din sağ. eğitimi konularında da Evet. çalışmalarımız var. Evet hocam. Hocam şimdi insanoğlu doğuştan itibaren Allah hilkatine mi mayasına çipine yerleştirmiş olmalı ki din her halükarda zaruri bir ihtiyaç olarak görülüyor. Dinsiz toplum yok denecek kadar. Hani şimdi ateist falan deniliyor belki ama neticede o da bir inanç şekli. Yani inançsız bir şekilde olmuyor. Biz şimdi Müslüman insanlar olarak güzel bir nesil oluşturabilmek için tabii çocuktan itibaren yavrularımızı dini yönden iyi yetiştirmek, sağlıklı yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz anne ve babalar olarak. Şimdi sağlıklı bir din eğitimi şu çok küçük yaşlardan itibaren başlatırsak mesela bir örnek üstünden ben söyleyeyim de size bir açış vermiş olayım. Siz oradan yürürsünüz zaten hocam. Konunun uzmanı olduğunuz için. Hani şöyle bir şey vardı. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor, sesiniz geliyor, evet. Hocam beni duyuyor musunuz? Duyuyorum, evet. Mesela derler Allah'ı seviyor musun, peygamberi seviyor musun sorusuna muhatap olan çocuğun işte peygamberi daha çok seviyorum, onun cehennemi yok gibisinden bir cevap çerçevesinde çocuklara bu din eğitiminin daha sağlıklı ve sempatik olarak verilmesi, sevdirmeye dayalı verilmesi noktasında göz önüne alarak sağlıklı bir din eğitimi nasıl olmalı? Bize buradan bir giriş yaparsanız söz sizde hocam. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Soru oldukça kapsamlı bir soru. Mümkün olduğunca din eğitiminin tanımıyla başlayıp din eğitimi nedir? İnsanı Heh, hangi tabii noktada oradan başlayalım. ilgilendirir din eğitimi? Onunla başlamak istiyorum ben. Lütfen hocam. Şimdi din eğitimi özellikle 1960'lı yıllardan itibaren bütün dünyanın gündeminde özellikle Batı Avrupa ülkelerinde
ciddi anlamda gündemde olan bir konu. Dinliyorum hocam. Tamam. Sesiniz geliyor hocam, biz dinliyoruz sizi. Tamam, tamam. Şimdi öncelikle ben din eğitiminin tanımıyla işe başlamak istiyorum. Evet. Din eğitimiyle ilgili çeşitli tanımlar yapılmakta, farklı bilim alanları tarafından. Din eğitimi bilimi içerisinde de farklı tanımları var din eğitiminin. Ancak ben bir tanım üzerinde durmak istiyorum. Bu kapsayıcı bir tanım. Şimdi öncelikle bireyin fıtratında, bizim inandığımız doğrultusunda bir inanma ihtiyacı var. Var olduğunu kabul ediyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Rum suresi 30. ayette bildiriyor. Peygamberimizin yine aynı şekilde fıtrat hadisi var. Buna göre bireyin bir inanma duygusu ve inanma ihtiyacı olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi din eğitiminin tanımında bireyin fıtrat icabı olarak taşıdığı inanma duygu ve ihtiyacı çerçevesinde din olgusunun kavranmasına yardımcı olmak din eğitiminin tanımında bu var. İkincisi de kabul ettiği ve inandığı bu dinin kendisine öngördüğü yaşam biçimini öğrenmesine yardımcı olmak. Yani iki aşamadan oluşuyor din eğitiminin tanımı. Birincisi insanın din olgusunu tanımasına yardım etmek. İkincisi de inandığı ve kabul ettiği bu din bireye nasıl bir yaşam tarzı öngörüyor? Bu yaşam tarzının kavranmasına yardımcı olmaktır din eğitimi. Şimdi bu bağlamda din eğitiminin iki temel görevi ortaya çıkıyor bu bağlamda. Birincisi, az önce ifade ettiğimiz gibi dinin bir olgu olarak kavranmasına yardımcı olmak. Bu bağlamda din nedir? İnsan için din ne anlama gelir? İnsanlar dine niçin ihtiyaç duyarlar gibi soruların cevaplarının verilmesi. Bir de inandığı ve öğrenmek istediği dinin kendisine nasıl bir yaşam tarzı önerdiğini tüm yönüyle, tüm yönleriyle, yasaklarıyla ve emirleriyle, ahlaki değerleriyle bütün olarak kavranmasına yardımcı olmak gibi bir görevi var din eğitiminin aynı zamanda. Evet hocam, dinliyoruz. Şimdi din eğitimiyle eğitimle din arasında, daha doğrusu bir ilişki kurmak gerekiyor bu bağlamda. Madem ki insandan bahsediyoruz, insanın dine olan ihtiyacından bahsediyoruz, fıtrattan bahsediyoruz. Bu dönemde, bu bağlamda dinin bir eğitim faaliyeti olarak insana öğretilmesi söz konusu. Şimdi din ve eğitim olarak ele aldığımızda, ilk baktığımızda din ve eğitimin ikisinin de insan odaklı oldukları ve temel amaçlarının insanı eğitmek olduğu görülüyor. Aralarındaki fark olarak bakacak olursak, dinin referansları ilahi, yani Allah tarafından gönderilen vahiy, eğitimin referansları ise günümüzde bilim olarak görülüyor. Eğitim, bilimsel araştırmaları, insan üzerinde yapılan araştırmaları referans kabul ediyor bilim. Zaten Cicero, milattan önce Roma döneminde yaşanmış olan ünlü filozof ve hatip Cicero, eğitimin tanımında çocuğu insan olarak yetiştirmek diyor. Bir noktada, yani İnsan. Sırlar önce yaratılışına uygun olmasında. Buyurun hocam. Evet. Yaratılışına uygun olması, insan olmasını, değil mi efendim? Biz ilk önce insanız. Evet. Tabii ki insan olarak yetiştirmek. Evet. Şimdi ancak burada din ve eğitim ilişkisine baktığımızda, din eğitime göre daha önce ortaya çıkan bir olgu. Evet. Burada ilk insan inancımıza göre Hazreti Adem. Aynı zamanda Hazreti Adem ilk insan, ilk peygamber
ve Allah'tan insanlara yönelik ilk ilahi mesajı alan kişi, ilk peygamber. Bu mesajın amacı ne? Evet hocam. Hazreti Adem'e, ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'e gönderilen ilk mesajın amacı ne? Yaratıcıyı tanımasını sağlamak insanın. Evet, insanın hocam. İyi insan olmasını, yani yaratılışına uygun olarak, hilkate uygun olarak, yani hani eşrefi mahlukat dediğimiz insanların en şereflisi sıfatına uygun olarak insanın yetiştirilmesini sağlamak. İkinci bir konu, Allah ile ilişkilerini kurmak dediğimiz, yani yaratıcısını tanımak, ontolojik bağlamda Allah-insan ilişkisi. İkinci olarak da varoluşsal düzlem dediğimiz ahlaki düzlemde de insan-insana ilişkileri düzenlemek. İnsan toplumsal bir varlık. Evet, bir bireydir ama insan toplumla birlikte yaşayan bir bireydir. Dolayısıyla insan-insana ilişkileri de düzenlemeyi hedefliyor bu Allah'tan gelen ilk mesaj. Üçüncü olarak da insanın doğayla, çevreyle ve diğer mahlukatla ilişkilerini düzenlemeyi amaçlıyor. Allah'tan gelen ilk mesaj ve devamındaki mesajlar, Kur'an-ı Kerim'e kadar. Bütün bu evet. muhteva, bu ilahi mesajlarda var. Şimdi bu muhtevada neler var? Emirler var, yasaklar var. Dini muhtevada bunlar var. Bunlara eğitim kavramları açısından baktığımızda bunları istendik davranışlar, emirler, istenmedik davranışlarda yasaklar olarak tanımlıyoruz bunları. Yani Allah Teala ilk insan olan, ilk ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem'i nübüvvet göreviyle görevlendirip insanlara istendik davranışları ve istenmedik davranışları bildiriyor ve bunlar arasında yollarını çizmelerini bildiriyor insanlara Allah Teala. İşte bugün bizim yaptığımız bu çizgiler içerisinde insanlara başta Allah Teala'nın yaratıcılığını tanıması, dinin ne olduğunu insanların anlaması ve bu din bizden nasıl bir hayat tarzı istiyor? Onun öğretilmesi üzerine kurgulanmış bir din eğitiminden bahsediyoruz. Aynı şeyler eğitimde de var. Yani dinde olan prensipler aynı şekilde eğitimde de var. Eğitimde de hedefler var, kazanımlar var, içerik var, planlar, programlar, uzak hedef, genel hedef, özel hedef, hedef çeşitleri var. Yani eğitimle din ikisi yakın bir ilişki içerisinde diyebiliyoruz. Yalnız şurası da önemli. İnsanlık tarihinde eğitimle ilgili ilk faaliyetlerin din adamları tarafından yürütülmekte olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli bir ayrıntı. İlk yazılı kaynaklar eğitim tarihi kaynaklarında. Yani, çok eski kaynaklarda eğitimin bir öğretmenler tarafından değil de daha çok din adamları tarafından yapılması söz konusu. Doğru mu? Tabii ki din adamları tarafından yürütülüyor eğitimle ilgili faaliyetler. Buradan şunu anlıyoruz biz. İlk insan aynı zamanda ilk peygamber, aynı zamanda ilk öğretmen Hazreti Adem. Ama zamanla insanlar Allah Teala'nın vahiy çizgisinden uzaklaşmışlar ama insanların din adamları, öğretmenlik sıfatları, din adamı öğretmenlik sıfatları devam etmiş. Mesela Mezopotamya ilk yazının yazılı belgeler, eğitimle ilgili özellikle ilk yazılı belgeler Mezopotamya yöresinden, yazının icadının orada başladığı ifade ediliyor kaynaklarda. Mezopotamya medeniyetlerinde Mısır, Hint, Çin medeniyetlerinde, İbranilerde hep eğitim faaliyetleri din adamları tarafından yürütülüyor. Eğitim faaliyetlerinin
öğretmenler tarafından yürütüldüğü uygulamalara antik Yunan medeniyetinde rastlıyoruz. İlk çağda pedagog olarak isimlendiriliyor. Din adamları sınıfının dışında pedagog olarak isimlendirilen öğretmenlerle karşılaşıyoruz. Yunan bu medeniyetinin en önde gelen bilim adamları, işte Protagoras, Sokrates, Eflatun, Aristo, bunların okulları var. Liseyum, akademiyum, gimnazyum gibi okullar var. Bunlar bu okullarda dinden bağımsız bilimsel temelli eğitim faaliyetleri yürütüyorlar. Bu okulların günümüzde halen de işte yürürlükte olduğu Avrupa ülkelerinde işte lise diyoruz, akademi diyoruz. Almanya'da vesairede gimnazyum denilen okullar var. Hala bu okulların karşılıkları günümüzde dünya ülkeleri eğitim sistemlerinde görülüyor. Evet. Hocam bu yani Hristiyan alemindeki manastırlar olsun bunlar bu dini eğitim veriyorlar burada malum. Şeyde var mı? Ben şimdi araya girmiş oldum ama siz yine kaldığınız yerden devam edersiniz. Normal matematik gibi, fizik gibi diğer ilimlerde burada veriliyor mu manastırlarda bu dini eğitimin verildiği yerlerde? Şu andakini soruyorum. Tarihtekin değil de. Buyurun hocam. Şu andakini çok fazla malumatım yok. Fakat tarihi evet. boyutta ha. Avrupa'da manastır okulları var. Manastır evet. okulları iki tip insan yetiştiriyor. Hem ruhban, Hristiyan kilise hiyerarşisine din adamı yetiştiriyor. Hem de piyasanın, toplumun ihtiyaç duyduğu hukukçu, ticaret erbabı, devlet adamı vesaire tarzında insanların yetiştirilmesine hizmet ediyor. Bu manastır okulları, yani kiliselere bağlı okullar hem dini eğitim ihtiyacını karşılıyor hem de günlük ihtiyaçları karşılama alanında, istihdam oluşturma alanlarında, istihdam ihtiyacına cevap verme alanında nitelikli insan yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Fakat tabii ki bu günümüzdeki ruhban okullarının eğitim müfredatı hakkında bir bilgim yok. Evet, evet hocam. Siz o kaldığınız yerden devam edecek misiniz? Bir soru yönelteceğim yoksa? Yani soru gelebilir tabii ki. Soru şey yapabilirsiniz. Hocam, evet din eğitiminin bilimsel alanlara göre temellendirilmesi hadisesi var. Biz sizle de daha önce Hı-hı. derslerde konuşmuştuk. Bu noktada da evet. bize konuyu biraz açar mısınız? Din eğitiminin bilimsel alanlara göre sosyolojik açıdan, hukuki açıdan malum temellendirilmesi noktasında bize izahatta bulunur musunuz? Evet. Şimdi din eğitimi bilindiği gibi özellikle biz Müslümanlar açısından baktığımızda din eğitiminde bir problem yok. Bizde İslam inancına göre fıtrat, inanmaya elverişli olma, Allah'ı yaratıcı olarak tanımaya elverişli olma dediğimiz olarak tanımladığımız fıtrat, her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra ebeveyni onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi olarak yetiştirir diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. Biz de bunu kabul ediyoruz. Bizde bir problem yok din eğitiminin verilmesiyle, alınmasıyla ilgili İslam inancında bir ve İslam dünyasında bir problem yok. Fakat daha doğrusu bir meşruiyet sorunu yok din eğitiminin. Ancak din eğitimine tabii ki farklı açılardan bakanlar da var. Yani bu noktada mesela din eğitiminin bir ihtiyaç olduğuna, fıtrat olduğuna kuşkulu bakanlar için de bilimsel veriler önemli. Şimdi bu noktaya din eğitiminin temellendirilmesi konusuna şöyle kısaca bir Avrupa ortaçağ zihniyetinden bir paragraf açıp bir iki dokunuş yapma ihtiyacı hasıl oluyor. Şimdi biliyorsunuz Avrupa aşağı yukarı milattan sonra 3. asırdan yaklaşık 1500-1600'lü yıllara gelinceye kadar Orta Çağ denilen adeta karanlık bir çağ olarak tanımlanan
ve Katolik Hristiyanlığın neredeyse tek hem dini hem siyasi güç olarak egemen olduğu bir toplum, Avrupa toplumu. Şimdi Roma Devleti Hristiyanlığı kabul ettikten sonra 3. yüzyılda Hristiyanlık Avrupa'da hızla yayılmaya başladı ve hem siyasi alanda hem de dini alanda tek güç haline geldi Avrupa'da. O zamana kadar Avrupa'da bilimsel faaliyetler insan merkezli yürütülüyordu ve bilim merkezli yürütülüyordu bilimsel faaliyetler. Fakat Hristiyanlık her alanda egemen olduktan sonra Avrupa'da var olan paganizmi de yok etmek, paganist kültürle de mücadele etmek amacıyla dini olan, bilimsel olan her şey yerini dini olanla değiştirdi Avrupa'da. Bunun bir örneği mesela Roma Devleti dünyada görülen en güçlü imparatorluklardan bir tanesi. Çok güçlü ordulara sahip. Mesela o dönemlerde Roma ordusunda askerler savaşlarda yaralandıklarında cerrahi operasyonlarla yaraları tedavi ediliyor. Fakat Roma Devleti Hristiyanlığı kabul ettikten sonra bu bilimsel müdahaleler, cerrahi operasyonlar vesaireler terk edilip hastaların, yaralı askerlerin şifa bulması için İncil'den pasajlar okunarak dualarla iyileştirilmeye çalışılıyor. Yani Avrupa'da dini egemenliğin ilk başladığı alan aslında burası. Yani bilimle arasına direkt bir mesafe koyuyor. Katolik Hristiyanlığı, kilise anlayışı. Bundan sonra yavaş yavaş Avrupa'da her alanda din, bilimle din böyle karşı karşıya geliyor bütün alanlarda Avrupa'da. Bu nereye kadar devam ediyor? İşte Müslümanların Endülüs'te medreseler kurması, Sicilya'da medreseler kurması ve bu Müslümanların Endülüs'te ve Sicilya'da açmış oldukları medreselerde inanç, din, mezhep, ırk vesaire hiçbir fark gözetmeksizin bütün her kesimden insanlara açık bir eğitim faaliyeti yürütülüyor ve Avrupalı Müslüman olmayan insanlar da gelip Müslümanların medreselerinden bilimsel açıdan yararlanıyorlar, eğitim görüyorlar ve bunları ülkelerine dönüp burada öğrendiklerini ülkelerinde insanlara anlatıyorlar. Mesela İngiltere'ye giden, Endülüs'te eğitim görüp İngiltere'ye giden bir kişiye İngiltere'de memleketinde soruluyor. Müslümanların eğitim kurumlarında ne öğrendin diye sorulduğunda diyor ki aklımı kullanmayı öğrendim. Dogmalarla öğretilen, kutsal kitaplarda yazılan her şeyin doğru olmadığını ve bunların akılla değerlendirilmesi, akıl ölçeğine vurulması gerektiğini öğrendim diyor. Hocam yalnız çok burada bir araya girebilir miyim? Buyurun. Yani bu kutsal dinlerde deyince şimdi belki dinleyicilerden farklı yanlış anlayabilirler. Sanki kutsal dinlerin hepsi efendim bilimsel icatlara, gelişmelere karşıymış gibi bir şey olabilir. O dönemde papazların dini kendi ellerinde bulundurma şeyiyle istismarından kaynaklanan bir din şeyi, yoksa Allah'ın muradı bilimsel icatlara karşı gelin, ilme karşı olun demek değil. Bu izahı yapalım da sanki insanımız, dinleyicimiz içinde çünkü hep akademisyen yok. Halk tabakasından da insanlar var. Sanki dinler bilime karşıymış gibi bir anlam çıkmasın diye ben böyle bir araya girdim. Bu konuyu da göz önüne alarak Engizisyon veya istismarcı papazların, din adamlarının Tanrı adına güya konuşup efendim din budur diye dayatmalarının neticesindeki şeyi bu izahı yaparsak daha şey olur diye düşünüyorum. Buyurun, akıl kullanmayı Müslümanlardan öğrendim cümlesinde kalmıştınız. Buyurun hocam. Müslümanlardan aklı kullanmayı öğrendim diyor. Yani kutsal kitaplar olarak bize öğretilen şeylerin akıl ölçeğine vurulması gerektiğini öğrendim diyor.
Yani bunu Müslümanlardan öğrendiğini ifade ediyor. Yani bu bahsettiğimiz konular Orta Çağ Katolik Hristiyan kilisesinin siyasi ve dini otoritesinin olduğu yıllardaki Avrupa'nın durumu Sayın Hocam. Kıymetli izleyicilerimiz de bunu tekrar vurgulamış olalım. Evet hocam. Şimdi bu anlayışlar, bu özellikle Müslümanlardan alınan bilgi ile Avrupa'da yavaş yavaş bilime tekrar bir yönelme başladı. 1200'lerde ilk üniversiteler kuruldu. Bu üniversitelerin de çabalarıyla 1500'lerde biliyorsunuz Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketleri başladı. Bilim ve sanatta ilerlemeler, gelişmeler, aynı şekilde din anlayışında yeni görüşler, reform dediğimiz ortaya çıktı, başladı. Burada din sorgulanmaya başladı. Din, bilim ilişkileri sorgulanmaya başladı. Nihayetinde 18. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa'da sanayi devrimiyle birlikte Fransız devrimi, arkasından sanayi devrimi, arkasından aydınlanma hareketi tam anlamıyla bilimle dinin karşı karşıya gelmesiydi. Yani evet. Din bilimi kabul etmiyor. Aydınlanma hareketiyle birlikte de bilim dini olanı kabul etmiyordu. Bu evet. da epeyce bir süre devam etti. Bilim dünyası tamamıyla dinden soyutlandı Avrupa'da. Tabii ki burada yine vurgulayalım. Din dediğimiz, burada anlaşılması gereken din, Orta Çağ Katolik, Hristiyan, kilise anlayışı. Evet, yani hocam. Bilim dünyası bu kilise anlayışı. Tanrı'nın muradı değil yani. Tanrı'nın değil, muradı değil de bu önemli. Evet. Şimdi epey uzun bir süre bilimle din karşı karşıya geldi ve dini olan din eğitimini vesaireyi tamamıyla reddetti bilim dünyası. Fakat özellikle 19. yüzyılda özellikle psikolojik araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte bu psikolojinin, özellikle din psikolojisinin devreye girmesi insanların dine bakışlarını, bilim adamlarının da dine bakışlarını önemli ölçüde değiştirdi. Yani fıtrat düşüncesine, yani inanç fıtrat konusudur düşüncesine kuşkulu yaklaşanlar bu sefer bilimsel verilere sarılmaya başladılar. Şimdi özellikle psikolojik alanda yapılan araştırmalar, insan psikolojisi, öğrenme olayının araştırılması ve bu konuda teoriler üretilmesi, insan beyninin nasıl öğrendiğini, insanın nasıl düşündüğünü, insanın gelişme alanlarını ortaya çıkarınca fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki gelişimlerin yanında bir de dini gelişiminin olduğu gerçeği ortaya çıktı ve bu noktada inanmanın ve dinin insanın bir ihtiyacı olduğu ve aynı zamanda kendini gerçekleştirme için tamamlayıcı bir unsur olduğu ortaya kondu. Bu noktada bireyin inanma ihtiyacı var. Bu kabul ediliyor. Bu kabul edildi bir defa. Din ihtiyacı var. Bu kabul edildi. Yine aynı şekilde bu insanda bir inanma ihtiyacının unsuru olan inanmaya meyilli olma, yani bir meleke olduğu kabul edildi insanda. Fakat burada şöyle bir şey ortaya atıldı. Bu dini duygu insanda biyolojik olarak mı var? Yani doğuştan mı geliyor? İnsan dünyaya geldiğinde bir tanrı geni mi var insanda? Yoksa sonradan mı kazanıldığı tartışılıyor. Bakın burada kısaca bir cümleyle izah edeyim. Her şeyi reddeden bir din vardı. Pardon, bilimi reddeden bir din. Bunun karşılığında dini reddeden bilim ortaya çıktı. Avrupa'da Katolikliği reddeden bilim ortaya çıktı. Fakat aynı bilim adamları bu sefer bilimsel çalışmalar yaparak dinin insan için bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydular. Böyle bir süreçten geçti Avrupa.
Evet, işte burada bu din ihtiyacı, inanma ihtiyacı var. Bu insanda genetik olarak doğuştan mı geliyor yoksa sonradan mı kazanılan bir şey olarak tartışılmaya başlanıyor. Evet. Çoğunlukla sonradan kazanıldığı konusunda görüşler daha fazla. İşte Ama şimdi bizim bu İslam noktada inancında fıtri olduğu. Evet. buyurun hocam. Bizim İslam inancında bu inancın fıtri olduğu. Tabii ki, tabii Evet. ki burada yani İslam inancında bir problem yok. Bizim Evet. Müslümanlar açısından bir problem yok. Biz fıtridir diyoruz. Allah Teala buyuruyor fe akim ve cekelit dini hanife. Rum suresi 30. ayette. Değil mi? Evet. Fıtratallahi illeti feterannâse aleyhâ la tebdile li halkillah. Diye Amin. ayet-i Evet. kerime. Aynı şekilde Peygamberimizin hadis-i şerif var. Bunlara biz hiç sorunsuz, problemsiz kabul ediyoruz bunları. Şimdi Evet. burada din eğitiminin temellendirmesi dediğimizde hocam, dinin ve inanma ihtiyacının bir insanın kendini gerçekleştirmesinde tamamlayıcı bir unsur olduğu bilimsel alanda kabul edildikten sonra artık din eğitiminin gerekliliği dini yani Hristiyanlık açısından Avrupa Hristiyanlığı açısından din referans alınmadan sadece bilimsel verilerle gerekçelendirilip ortaya koyulması anlamındadır hocam. Evet. Yani dini referans almadan sadece psikolojinin Evet. verileriyle, sosyolojinin verileriyle, hukukun verileriyle din eğitimi temellendiriliyor hocam. Burada hangi alanlarda temellendirme yapılıyor? Kısaca söyleyelim. Evet. Psikolojik alanda temellendirme yapılıyor. Deniyor ki din insan için bireysel bir ihtiyaçtır. İnanma ihtiyacı var. Sosyolojik alanda temellendirme yapılıyor. Nedir? Din aynı zamanda toplumsal bir ihtiyaçtır. Kültür vardır. Kültürün içerisinde din de vardır ve de insanlar bunu öğrenmek durumundadırlar. Kültürel açıdan temellendirilme yapılıyor. En önemlisi de hocam hukuki anlamda temellendirilme yapılıyor. Eğer din eğitimi bireysel bir ihtiyaçsa bu aynı zamanda bireysel bir haktır deniyor. Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında uluslararası evrensel insan haklarında, Avrupa sözleşmelerinde, Avrupa uluslararası sözleşmelerinde ve ülkelerin anayasalarında din eğitimi bireysel bir hak, aynı zamanda din ve vicdan özgürlüğü bağlamında anayasalarda, yasalarda teminat altına alınıyor hocam. Yani bu şekilde bir temellendirmeyi biraz uzun oldu ama Evet. toparlayıp özetlemeye çalıştık hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Peki hocam şimdi sizin uzun süre Hollanda'da bulunmanız, oradaki çeşitli tecrübeleri yaşamanız önemli. Din eğitiminin toplumsal barışa bir, hocam duyuyor musunuz beni? Duyuyorum, evet. Din eğitiminin toplumsal barışa katkısı mesela. Şimdi bakıyoruz. Dindar insanlar, gerçekten dindar ama dini kullananları kastetmiyorum. Onlara zaten dindar denmez, değil mi efendim? Tabii ki. Dindar insanların topluma, işte kamuya veya aile hayatında çok faydalı, ne bileyim savaş karşıtı, daha böyle mülayim, uyumlu, efendim saygılı, tabiata ve insana saygılı olduğunu görüyoruz dindar insanların. Dolayısıyla din eğitimi burada çok önemli olduğunu görüyoruz. Toplumsal barışa katkısı cihetiyle bu din eğitiminde değerlendirelim. Size birkaç selamlar geldi. Hollanda'dan bile selam var. Onları Aleyküm paylaşacağım. selam. Bu arada nefeslenirsiniz. Şimdi bu soruya da cevap verdikten sonra o insanların selamlarını size ileteceğim efendim. Tamam. Buyurun hocam. Tamam. Hocam şimdi burada din eğitiminin sosyal barışa katkısı konusunda şimdi Önce şu çok hocam önemli. isterseniz, değerli hocam İrfan hocam, Evet. isterseniz bireyin yani kişilik gelişimine katkısına da vurgu yaparak oradan toplumsal katkısına, ikisini birlikte değerlendirebilirsiniz. Buyurun hocam. Tamam. Bireye katkısı, bir de toplumsal. Buyurun. Tamam. Evet. Evet.
Şimdi önce şunu din eğitiminin tanımından gene böyle kısaca bir geçiş yaparak evet. Din ve din eğitimi dünya için mi ahiret için mi böyle bir cümleyle söyleyelim. Mesela din eğitimin tanımında ne vardı? İnanılan dinin öğrenilmesini sağlamak, bir de bu din bize nasıl bir yaşam tarzı öngörüyor, onunla ilgili bilgilendirme yapmak. Şimdi o zaman biz şunu soruyoruz. Din bize dünyada mı lazım, ahirette mi lazım? Şüphesiz dünya hayatında yaşıyoruz. Din bize öncelikle burada lazım. Burası süreç. Burası yaşadığımız süreç. Ahiret sonuç. Yani burada çalışıyoruz. Ahirette meyvelerini toplayacağız. Olumlu ya da olumsuz meyvelerini toplayacağız. Dolayısıyla öncelikle din bize burada gerekiyor. Bunun cevabını vermemiz lazım. Şimdi ikincisi, burada biz din eğitimiyle ilgili öğrendiğimiz bilgileri niçin kullanacağız? Şöyle bakalım. Okulda öğrenciler matematik öğreniyorlar, fizik öğreniyorlar, tarih, coğrafya öğreniyorlar. Hayat bilgisi dersi öğreniyor çocuklar. Aynı zamanda din kültürü dersleri de var. Bunları da öğreniyorlar. Bu bilgileri biz niçin öğreniyoruz? Ya da soruyu biraz daha ikinci bir soruyla takviye edelim. Sürücü kurslarına gidiyoruz. Sürücü kurslarında trafik bilgileri öğreniyoruz. Bu bilgiler evet. Bize nerede lazım? Sınava evet. Girip sınavı başarmak için mi? Yoksa mi? Araç bu bilgileri öğrenip hayatta kullanmak için mi? Kullanmak için mi? Evet. Kullanmak için. Şimdi biz burada nasıl öğreniyoruz bu bilgileri? Şimdi bakıyoruz öğrenciler çoğunlukla sınav kolik oluyorlar. Yani sınavda öğreniyorlar, sonra bir tarafa atıyorlar. Sürücü kurslarında trafik bilgileri öğreniliyor ama bakıyoruz ki hayatta hiç kullanılmıyor. Çok çarpıcı bir örnek daha ben söylemiş olayım. Mesela araç muayeneleri var. Yani pek çoğumuzun arabası var. Arabaların evet. 2 yılda bir muayeneleri yapılıyor. Arabalarımızda muayenede yangın tüpü soruyorlar. Kışsa evet. Zincir soruyorlar. Sağlık seti soruyorlar. Şimdi bu sayılan malzemeler bize trafik muayenesinde mi gerekli? Yoksa trafikte araba kullanırken mi gerekli? Yani şimdi bu bilgileri biz okulda öğrendiğimiz bilgileri aracımızda bulunduğumuz malzemelerin için alıyoruz, arabamızda bulunduruyoruz. Aracımızla ilgili bir sorun çıkarsa aracımızla ilgili sorunu çözmek için kullanıyoruz. Doğrudur. Dolayısıyla okulda öğrendiğimiz bilgileri matematiği 2 kere 2 dediğimizde bunu evet. Niçin öğreniyoruz? Evet. Hayatta kullanmak için öğreniyoruz. Kullanmak için. Evet. Dolayısıyla din eğitiminde öğrendiğimiz bilgileri de biz hayatta karşılaşacağımız problemlerle o problemleri çözmek için öğreneceğiz din eğitimini. İnsan birey ama aynı zamanda sosyal bir varlık, toplumsal bir varlık birey. Biz aynı zamanda bireyle önce kendimizle barışık yaşamak durumundayız. Sonra ailemizle barışık yaşamak durumundayız. Sonra çevremizle, komşularımızla barışık yaşamak durumundayız. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Müslüman iyi geçinen ve kendisiyle de iyi geçinilen kimsedir buyuruyor. Evet, ne güzel hadis değil mi efendim? Değil mi? El müminu ye'lefu ve yü'lefu. Ve la hayra fî men la ye'lefu ve la yü'lefu buyuruyor Peygamberimiz. Ben hani metni de hatırda kalsın diye söyledim, ifade ettim metnini. İzleyicilerimiz zihninde daha iyi yer eder diye. Eyvallah. Yani bu açıdan baktığımızda din eğitimi her an, her haliyle, her muhtevasının her türüyle toplumsal barışa önemli ölçüde katkı yapmayı sadece bu hadisi şerif yeterlidir bunun için. Ama bunun yanı sıra mesela Batı ülkeleri açısından değerlendirdiğimizde mesela 1960'lı yıllara gelinceye kadar Avrupa ülkelerinde
Hristiyan ağırlıklı din eğitimi vardı okullarda. Mesela İngiltere'de Hristiyanlığı öğretmek temel amaçtı. İyi bir Hristiyan olması hedefleniyordu. Hocam Anglikan Kilisesi öğretileri mi yoksa başka mezhepler mi? Yani orada hakim... Anglikan Kilisesi öğretilerini söylüyorum. Tabii ki İngiltere Anayasası'nda bu şekilde yer alıyordu. Evet. Fakat 1960 sonrası Avrupa'da yine bu sanayileşme hareketi sonrası işçi ihtiyacı ortaya çıktı. Çok fazla sayıda yabancı ülkelerden işçiler Avrupa ülkelerine geldi. Bunlar arasında Müslümanlar vardı. Uzak Doğu ülkelerinden gelenler vardı. Yani ve Hindular var. Tabii ki Yahudiler zaten var. Müslümanlar var. Budistler var. Yani çok farklı dinlere mensup insanlar bir araya geldiler. Hocam çok alakası var mı bilmem ama mesela o kadar Londra'da, İngiltere'de çok da Müslüman yaşıyormuş. Ben bir bilgi de duydum. Bilmiyorum teyit eder misiniz? 500 bin kadar Müslüman varmış asker şeyde İngiliz ordusunda diyor mesela. Yani evet. Orada yoğun bir şekilde Müslüman da olduğu anlamı çıkıyor. Yani konuyla alakalı değil ama yoğunluğuna işaret etmek istedim. Buyurun hocam. Tabii. Şimdi din aslında Allah Teala tarafından bir barış aracı olarak insanların birbirleriyle güzel geçinmesi amacıyla gönderilmiş olan bir mesaj olmasına rağmen zamanla insanlar tarafından farklı dini inançların kavgalarına sahne olmuş dünya. İşte bu noktada başta İngiltere olmak üzere ardından Hollanda, Belçika gibi ülkeler ülkelerinde din eğitimini zorunlu tutuyorlar. Ve mesela din eğitimi ile ilgili yasalarda yapılan değişikliklerle mesela Hristiyanlığı öğretmek amaçlı din eğitimi yerine bütün dinlere açık temel evrensel ilkelerin yer aldığı barış odaklı dinlerin ortak ilkelerini ön plana çıkarıcı ve açıkçası dini yönden artık insanlar din aracılığıyla kavga etmesinler amacına yönelik bir din eğitimi uygulamaları başlatıldı. İngiltere'de bu, Hollanda'da da var bugün için. Ve mesela dinler arası öğretim uygulamaları var özellikle Hollanda'da. Ve farklı dinlerden insanlar bir araya geliyorlar. Öğrenciler okullarda bu tür programlar uygulanıyor bugün Avrupa ülkelerinde. Ve herkes diniyle ilgili hususları anlatıyor. Amaç şu, mesela burada din eğitiminin, okullarda verilen din eğitiminin bireyin sosyalleşmesine katkıları yönünden de değerlendirilebilecek bir husus bu. Onu az sonra tekrar döneceğim. Ama Avrupa'daki uygulamalarda herkes kendi dininde önemli olan ritüelleri anlatıyor. Kendi dininde önemli olan sembolleri anlatıyor. Önemli inanç unsurlarını anlatıyor. Amaç insanların birbirlerini tanımaları, birbirlerine karşı ön yargılı olmamaları, herhangi bir şey gördükleri zaman bunun dini bir arka planı olduğunu hesap ederek anlayışla ve saygı duymaları değil hocam. Bu şeye ifadeye dikkat çekmek istiyorum. Saygı duymaları değil, saygı göstermeleri esasına dayalı. Böyle bir anlayış geliştirme esasına dayalı. Toplumsal barışın tesisi hususuyla böyle bir din eğitimi planlamaları var ve halen yürürlükte hocam, Avrupa ülkelerinde bunlar. Hocam şimdi ben o soruyu soracaktım size ama siz izaha girdiniz, çok iyi oldu. Ben orada bir şey söyleyeyim. Mesela Şoven ırkçı yaklaşımları istisna tutarsak genel anlamda okullarda da farklı dinlerin öğretildiğini söylediniz. Yazı makalede de var zaten. Mesela Budizm, İslamiyet, ne bileyim işte Yahudilik veya Şintoizm, neyse bütün dinler okutuluyor anladığım kadarıyla söyleminizde. Burada
diğer dinlere de saygı duymak değil de saygı göstermek gerekliliği anlatılıyor, öyle mi? Ben doğru anladım. Tabii ki, tabii ki. Temel esas bu zaten yani, hocam. Bütün Avrupa'da böyle değil mi? Siz Yani Hollanda'da bulundunuz. Hollanda'da özellikle var din eğitimlerinde. Özellikle evet. Devlet okullarında verilen din eğitimlerinde hocam. İngiltere'de anladım. Devlet okullarında verilen evet. Öğretimde, Hollanda'da devlet okullarında verilen dinler ve hayat görüşleri derslerinde hocam. Bu esas yaklaşım programlarda yer alıyor hocam. Hocam birkaç selamı ileteyim ben size. Tabii bütün hepsinden geliyorum. Bir bakayım. Şuradan itibaren. Züleyha Çakıl Akgül. Bu arada bir nefeslenin. Yenge Hanım size çay getirsin hocam. Ben geçen dekan hocamla sohbet ederken dedim Yenge Hanım buradan evet. Seslendim. Hocama çay getir dedim. Sade suyla olmaz dedim. Bir çünkü çay sıcak olduğu için boğazı daha böyle yumuşatıyor. Efendim böyle esprilerimiz de olsun hocam. Çok ciddi olursa şimdi doktora dersi gibi olacak bu. İnsanlarımız az bir şey böyle gülümsetelim diye böyle şaka yapıyorum. Affınıza sığınırım. Züleyha Çatıl Akgül, hayırlı yayınlar hocam. Ramazan Bıçakçı oradan selam demiş. Sizin cemaatinizden miydi? Öğrenciniz falan veya cemaatiniz miydi? Bilemiyorum. Ramazan ne dediniz? Ramazan? Ramazan Bıçakçı. Tabii tabii. Bıçakçı. Tabii, çok sevdiğimiz bir dostumuz. Tabii ki. Sağ olsun. Sağ olsun. Ha, Allah razı olsun. Bizden Hollanda'dan yazmış selam. Hocam. Bak, ne güzel. Selam. Çok sevdiğimiz dostlarımızdan. Bizi izlediği için duyuyor. Aleyküm selam diyeyim ben. Bir bıçakçı daha var. Dursul Bıçakçı da yine selam söylemiş. Evet, evet, evet. Bıçakçı Kuzu hayırlı yayınlar. Evet. Evet. Rıfat Altıntaş. Evet. Rıfat Altıntaş hayırlı akşamlar diyor. Sevinç Bayrak selam söylüyor. İyi akşamlar diliyor. Sultan Şimşek bizim koordinatör hocalarımızdan bize selam ediyor. Hayırlı yayınlar diyor. Samsun İl Vaizimiz Hacı Mehmet Akdoğan Beyefendi. Hocam sohbetleri güzel sohbetler diliyorum diye mesajda bulmuş. Abdullah Yalçın, Hüseyin Akbaş efendime söyleyeyim selamlarını söylüyor. O şey açıklama yapmış. Dursul Bıçakçı Gültepe Camii'nden demiş hocam. Gültepe Camii'nde miydiniz evet, siz evet. O zaman? Evet, benim görev yaptığım merkezi camiydi. Evet, Gültepe Camii. Evet. Hüseyin Akbaş da gene Hollanda'dan bir din görevlisi evet. Arkadaşımız. Evet. Evet. Şimdi Hüseyin Akbaş yine Hollanda ile ilgili bir şey demiş. Hollanda okulunda bir sınıf konulu dönemini derside camide yapmıştı diye söylemiş. Hı hı. Anlaşıldı mı hocam burası? Biraz ses boğuldu hocam. İslam konulu dönem ödevini derside sesim gelmiyor mu? Kesintili hocam sesim geldi geliyor hocam. Mu? Şu anda geliyor hocam. Şimdi o İslam bir ödev yapmış. İslam konulu dönem ödevinin dersini camide yapmışsınız. Onu söylüyor. Evet, evet, evet. Hatırlıyorum. Tabii ki, tabii ki. Evet. Demiş ki Türkiye'de öyle bir uygulamada neler olur diye not düşmüş. Onu da söyleyeyim ben. Efendim, Bekir Sayın bizim teknik arkadaşımız şu anda yayınınız tüm Çorum Müftülüğü şeyinden bağlı sitelerden Diyanet Gençlik Merkezi'nden canlı şu anda ciddi sayıda da izleyicimiz var. Efendim onu söylüyor. Şengül Toprak hayırlı yayınlar diliyor. Mehmet Sami Sevinç bilmiyorum sanırım akrabanız olabilir. Soyadı Sevinç. İstanbul'dan. Evet, selam söylüyor İstanbul'dan. Esra Türköz hayırlı yayınlar hocam diyor. Semra hocamızı da çok selam söylüyor. Yenge Hanım'a sanırım. Evet. Evet. Gülay Şengek, hayırlı yayınlar diliyorum. İrfan hocamızı görmek çok mutlu etti bizi. Hollanda'dan selamlar demiş. Değil mi hocam?
İsmin kim Yani demiştiniz hocam? eski görev yaptığınız yer Gülay Yürek. Hocam Sesinizi sesim alamadım geliyor mu? en son. En son alamadım. Hocam Gülay Yürek, sanırım sizin internetinizde sorun var herhalde. Ben çünkü bende tam çekiyor gözüküyor internet. Belki oradan kopmasının internetten olabilir. Gülay Şenyürek sizi gördüğüne çok mutlu olmuş. Duydunuz mu hocam? Ha, sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun. O Evet. da kadın kollarından Hüseyin çok Emre gayretli Duran. bir kardeşimizdi. Gültepe Camii kadın Ha, kollarından. evet. Evet. Hocam siz Hollanda'da bayağı bir güzelliklere imza atmışsınız demek ki hocam. Evet. İşte karınca kararınca yapmaya çalıştık bir Evet, şeyler. Hüseyin Emre Duran, evet, yüksek lisanstan talebeniz, beraber doktora dersinde de kendisiyle tanışmıştık. İyi yayınlar İrfan Hocam, Zeki Hocam, Samsun Çarşamba'dan saygılar sunuyorum demiş. Sağ Efendim, olsun. Mustafa Deniz Gaziantep'ten, Mustafa Deniz Gaziantep'ten size selam söylüyor. Ses kopuyor denmiş ama hocam benimle alakalı değil sanırım hocamın internetiyle alakalı. Bizim burada tam çekiyor şu anda gözüküyor. Hocam selamlar yine iletiriz ama nasıl hocam? Bende de hiç eksiklik görünmüyor. İşte kablodan bağlıyım. Hmm, acaba neden kaynaklanıyor? Neyse artık arada bir kopma olacak işte ne yapalım elektronik şey. Hocam Evet. şeye geçeceğiz. Selamlara yine döneriz ama Hı. bu Hollanda'da bazı şeyler anlatmıştınız. Çok etkileyici geldi bana. Mesela oradaki çocukların kurallara uyması, dini yönden de tabii terbiye veriliyor ama ben Hı. şimdi niçin bu Hollanda üstünden soruyorum? Çünkü siz orada yaşadığınız tecrübeleriniz çok. Bunu her hocadan bu istifade edemeyiz. Çünkü mesela çok akademisyen hocalarımızla karşılaşıyoruz. Ama böyle yurt dışında uzun süre kalmış olanı bulmak da zor. Onun için tecrübeleriniz kıymetli. Mesela şöyle bir şey anlatıyorsunuz orada. Çocuk diyorsunuz müdüre, müdürün giremeyeceği yerden bahsediyor. Mesela okullarda kurallara uyma noktasında. Yani büyüklerde olduğu gibi küçüklerde de muazzam bir ciddiyet ve uyumluluk esası var. Bu çerçevede bu din eğitiminin veya genel eğitimin şeyi mi var burada? Nedir bu şey? Bu konuları biraz izah eder misiniz hocam? Tabii hocam, şimdi zaten bu din eğitiminde biliyorsunuz anne baba tavırları, öğretmen, öğrenme ortamı fevkalade önemli. Şimdi burada anne baba tutumlarından ben çok kısaca birer cümleyle bahsedeyim. Ve aynı şekilde öğretmen tavırları için de okuldaki sınıf ortamı için de geçerli bunlar. Mesela koruyucu anne baba tutumları var. Hemen ne diyor anne babalar? Aman çocuğumun gözüne çöp değmesin düşüncesinde her şeyden koruyor. İkincisi ilgisiz anne baba tutumları var. Çocuk ne yaparsa yapsın anne baba ilgilenmiyor. Otoriter anne baba tavırları, tutumları var. Baskıcı anneler, ben ne der anne babalar, ben ne dersem o olur. Bir de demokratik anne baba tutumları. Yani bu her demokratik anne baba tutumları da yani bireyin aile içerisindeki her bireyin aile içerisinde söz sahibi olduğu bir şey bu. Bu her tutumun çocuk üzerinde farklı farklı şeyleri var. Yansımaları var. Mesela koruyucu anne babalar çocuklar üzerinde çok fazla himaye gösterdikleri için çocuklar bir noktada tek başına birey olamıyor. Yani güçlü bir kişilik geliştiremiyor çocuklar. İkincisi ilgisiz anne babalar da çok ilgisiz olduğu için sorumsuz, sorumluluk duygusu olmayan bir birey yetişmesine katkı veriyorlar. Otoriter anne babalar çocuklarına hiç söz hakkı tanımadıkları için çocuklar kararsız bir kişilik yapısı geliştiriyor. Ama demokratik anne babalar da aile içerisinde bireylerin her birinin söz hakkı var, taleplerini yerine getirme dile getirme hakları var ve evde olacak olan kararlar vesaireler tartışılarak alındığı için çocuklar
dilediğini ifade edebilen, gerektiği yerde yani kendine aşırı güveni olan, güven duyan, değil mi bu? Normal güveni olan hocam. Normal düzeyde normal. Güveni olan. Aşırı güven de biliyorsunuz çok olumlu değil. Zararlı. Kendine güvenen. Evet. Evet, kendine güvenen aynı şekilde süreçlere katılan ve karar verme mekanizmaları gelişmiş bireylerin yetişmesine katkı sağlıyor. Şimdi burada bunları söylediğimizde şu ortaya çıkıyor. Peki ailede disiplin mi olmalı ya da okulda disiplin mi olmalı, kurallar mı olmalı? Yani şimdi Batı ülkelerinde genellikle çok fazla disiplin taraftarı değil insanlar. Disiplin evet. Biraz baskıcı ve tek yönlü alınmış kararların dikte edilmesi gibi anlaşılıyor. O yüzden kurallar uygulanması, kurallar konması ve kurallar uygulanması daha uygun görülüyor. Ancak şunu peşinen belirtmek lazım. Kural derken kuralcılığı kastetmiyoruz. Şimdi kurallar koyuluyor Batı ülkelerinde ve bu kurallar herkes için geçerli. Yani müdür için de geçerli, evet. Öğrenci için de geçerli, herkes için. Yani hocam, yani benim kim olduğumu biliyor musun muhabbetleri orada yok diyorsunuz. Benim yok, kim olduğumu yok, biliyor evet. musun? Yok, kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Evet. Bu nedenle mesela herkes için geçerli olduğundan kişisel karşı çıkmalara hayır deme lüksünüz var kurallardan. Mesela birisi size gelip de sen benim kim olduğumu biliyor musun dediği zaman senin kim olduğun önemli değil, kurallar işliyor diyor. Çok güzel. Evet. Bu. İkincisi kurala göre mesela yönetici yetkisini benimsiyor. Kurala uyacak olan da madem kuralmış uyarız deyip hiçbir böyle ne bileyim bu sıkıntı vesaire yaşamadan kurala uyuyor. Çünkü herkes kuralı denetleyen kuralı denetliyorum diyor. Kurala uyan da kurala uyuyorum diyor. Yani yönetici yetkisini benimsiyor. Uyacak olan da hiçbir sıkıntı olmadan uyuyor kurala. Bir başkası kurallarda mesela her şeyden önce kamu yararı gözetiliyor. Ya da mesela ailede ailenin yararı gözetiliyor. Okulda okulun yararı gözetiliyor. Aynı şekilde bu yarar insanlara anlatılıyor, benimsetiliyor. Uyulmadığında da karşılaşacakları yaptırım konusunda bilgilendiriliyor insanlar. Yani bu kural bunun için konmuştur. Mesela şimdi zor günlerden geçiyoruz. Maske kullanma zorunluluğu var. Bu anlatılıyor televizyonlarda. Maske, hijyen, maske, mesafe, hijyen anlatıyoruz. Aynı şekilde buna uyulmadığı zaman ne gibi bir yaptırımla karşılaşacağı konusunda insanlar bilgilendiriliyorlar. Bu çok ciddi bir şekilde uygulanıyor. Bu kamu yararı ya da aile yararı, okul yararı her türlü toplu yaşamda kurallar konmasını ve titizlikle uygulanmasını gerekli kılıyor. Yani buna göre ülkemizde de var. Dünyanın her yerinde kurallar var. Ailede, okulda, iş yerinde, sokakta, çarşıda, pazarda her yerde kural var. Kuralsız bir dünya yok. Ancak katı kuralcılık yok. Yani amaç ve aracın eğer katı kuralcılık uygulanırsa amaç ve araç yer değiştirmesine yol açar. Kurallar araç olmaktan çıkar. Amaç haline gelir. Bu da yani olumlu bir sonuca gitmez. Burada şimdi çok çarpıcı bir örnek siz az önce ifade etmiştiniz. Evet. Şimdi yine yurt dışı görevinde ilk gittiğimiz yıllardaydı. Sanırım 1988-89 o yıllarda. Evet. Çocuklarım İTÜK'la gidiyorlar o zaman. Orada mesela Hollanda'nın bir şehrinde görevdeyiz. Hollanda'da ilkokullar 8 sınıf üzerine kurulu. İlk 2 senesi anaokulu, 6 senesi ilkokul. 1, 2, 3, 4. sınıflar küçük çocuklar. 4-8 yaş arası çocuklar ya da 4-7 yaş arası. 8-12 yaş arası da büyük çocuklar.
Bunların kapılardan giriş kapıları ayrı. Küçük çocuklar bir kapıdan giriyor, büyük çocuklar diğer bir kapıdan giriyor. Şimdi küçük çocuklar bahçede, ben de okulun bahçesindeyim o anda. İşte çocuğumu okula götürdüm, ilgileniyorum falan. Anaokulunda okuyor küçüğümüz o zaman. Şimdi okulun müdürü de bahçede. Şimdi içeri girecekler çocuklar. Okulun müdürü yöneldi kapıya, küçüklerin kapısına doğru yöneldi. Küçüklerin gireceği, 5-6 yaşındaki çocukların gireceği kapıya doğru yöneldi müdür. O 4 yaşındaki çocuklardan bir tanesi ellerini açtı şöyle kapıya. Sen buradan giremezsin dedi müdüre. Evet. Sen buradan giremezsin. Müdür niye diye sordu. Aralarında Hollandaca konuşma geçiyor, ben de dinliyorum. Evet. Bu kapı küçüklere ait. Sen bir büyüksün, yetişkinsin. Sen 7 yaşından büyüksün, öbür kapıdan gireceksin diye. Müdür de baktı, gördü. Ya. Ne yapsın? Öbür kapıya yöneldi. Evet. Şimdi o kadar çarpıcı bir örnek ki. Kural. Evet. Hocam koyulmuş. Bir çarpıcı örneği de Hüseyin buyur hocam. Bir çarpıcı örneği de Hüseyin Akbaş söylemiş. Hı. O da demiş ki onun üstünden gidin isterseniz. Hollanda Dordrecht veya Dordrecht bilemiyorum nasıl söylenir şehrinde. Dordrecht şehrinde programlarına belediye başkanı bisikletle geldiğini görmüştük çok defa. Belediye başkanı. Tabii ki. Buyur hocam. Evet. Tabii ki. Yani şimdi burada insan... Buyurun hocam. Buyurun siz yapın. Hocam yani şey genci, yaşlısı, makam sahibi, mülk sahibi neyse kimse herkes israf etmiyor demek ki kurallara uyuyor. Mesela kırmızı ışıkta geçen bir şey bulamıyoruz demek ki oralarda. Söylesene bir bürokrat, bir ne bileyim başkan, ne bileyim işte belediye daire başkanı falan filan. Az önceki anlattığınız mevzudan durumu anlayabiliyoruz. Daha başka örnekleriniz varsa dinleyebiliriz hocam. İnsanlar bunları şimdi merak ediyor. Çok çarpıcı örnek var. Onları da söyleyeceğim. Ama onu söylemeden önce şunu ifade etmek istiyorum ben. Şimdi batıda insanlarda batıda verilen din eğitiminde ve genel eğitimde amaç iyi vatandaş yetiştirmek. Sayın hocam. İyi vatandaş da diyor ki kurallara uyan ve uymayanları uyarandır diyor. Çok güzel. İyi vatandaşın tanımı burada düğümleniyor. İyi vatandaş değiştirilinceye kadar mevcut kurala uyan, uymayanları uyarandır diyor. Şimdi hocam Batı toplumunun şöyle bir şeyi var. Temel özelliği var. Bu eğitim ile bu davranışlar yerleştiriliyor insanlara. Batı toplumu hakkına razı olan, aynı zamanda hakkını da koruyan insanlar. Evet. Zaten yani ne hak yiyor ne de hakkının yenilmesine izin veriyor. Tabii ki. Evet. Eğer o çocuğun örneğinde müdür çocuğu kenara itip yürüyüp geçseydi o kapıdan, benimle birlikte başka öğrenci velileri de vardı orada bahçede. O müdür ertesi gün o okulda yoktu hocam. Allah Allah. Derhal işten el çektirilirdi. Niçin? 4 yaşındaki bir çocuğun kurallar konusundaki algısını alt üst ettin diye. O yüzden çocuk kurala sahip çıkıyor. 4 yaşındaki çocuk kurala sahip çıkıyor. Ve müdür de buna saygı duymak değil, saygı göstermek zorunda hocam. Ne güzel. Çünkü eğer müdür orada aksi davransaydı, anne babalar hemen okul yönetim kuruluna şikayet, müdür böyle yaptı. Bir uyarı, hayır, uyarı yok hocam. Bu olay bir çocukta kişilik bozukluğuna yol açabilir diye bir çocuğun böyle olumsuz kişilik geliştirmesine yol açamazsın diye o müdüre ertesi gün kapıya koyarlardı o müdürü hocam.
Şimdi bununla ilgili çok ilginç bir örnek. Yine tanık olduğumuz, görüşüp tanıştığımız birçok ortak işte programlara davet ettiğimiz, bazı programlarda görüştüğümüz belediye başkanı vardı. Hollanda'da belediye başkanları hem validir hem belediye başkanıdır. O zaman kraliçe, şimdi kraliyet tarafından atanırlar. Yani tek yönetici var, öyle mi? Bizdeki gibi değil. Evet. Tek yönetici. Evet. Tek yönetici. Evet. Meclis, belediye meclisi seçimle gelir. Belediye başkanı atanır. Kraliyet tarafından atanır. Belediye başkanı bir akşam, böyle akşam vakti saat 7 falandı. Hava kararmış. Ben bankamatikte para çekeceğim. Sıra bekliyorum. Sanırım ikinci sıradayım. Benden önce bir kişi var. Baktık, karşı tarafa bir araba park etti. Evet. İçinden birisi indi. Geldi bankamatiğin olduğu yere, kapalı alanda bankamatik. Kapıyı açtı. Bir baktık, belediye başkanı. Herkese iyi akşamlar dedi. Ve beşinci olarak sıraya geçti Sayın Hocam. Yok ya. Aman yarabbim. Sıraya geçti. Para çekmek için. Bu vali ve belediye başkanı Sayın Hocam. Bu bir. İkincisi aynı belediye başkanı. Yine ben buna tanık oldum. Ondan sonra şehrin cumartesi günleri pazar kuruluyor şehirde. O çok büyük Ren Nehri'nin bir kurulun. Sebze pazarı mı? Ne pazarı hocam? Sebze meyve pazarı tabii ki. Evet, cumartesi günleri kuruluyor. Çok görev yaptığımız şehir çok zengin, meyve açısından çok zengin bir şehirdi. Evet. Çok güzel meyveleri olurdu, sebzeleri olurdu. Belediye başkanı eşiyle birlikte kendi özel arabasıyla pazar yerine geliyor. Evet. Ben bizatihi gördüm, selamlaştık falan. Arabasından indi, park yerine park ediyor arabasını. Park ettiği yerde paralı park. Hocam televizyonlarda falan görmüşsündür. Şöyle direk gibi şeyler var böyle. Bir metre, bir buçuk metre yüksekliğinde para atılıyor. Evet. Çeviriyorsun, 15 dakika yazıyor. Çeviriyorsun, 20 dakika, yarım saat yazıyor. Şimdi belediye başkanı para atmış, eşi uyarıyor. Diyor ki kaç çeyreklik attın? İşte iki çeyrek, yarım saat. Belediye başkanı hanımı uyarıyor. Bir tane de at, ceza yemeyelim diyor. Çok güzel. Hocam yani, ne güzel ya. İşte şey hocam, yani öylesine bir mesela çok ciddi anlamda kurallar var. Kurallara uyma var Sayın Hocam. Bu noktada gerçekten çok güzel şeyler var. İş ahlakı. Hani Akif'in dediği gibi, hani onların işleri bizim dinimiz gibi, bizim işlerimiz de onların dini gibi demiş. Yani bu boşa söylenmiş bir laf değil, değil mi hocam? Evet. Tabii ki, tabii ki. Ben de bir katkı da ben Almanya'dan vereyim hocam, müsaade ederseniz. Tabii ki, elbette. Şimdi bizim bir vaiz arkadaşımız var. Çok güzel Almancası da var. 90 küsür almış dilden efendim. Uzun süredir oralarda görev yapıyor. Bir gün ustaya, oradaki Türk ustaya arabasını götürecek. Saat 2'de randevu vermiş usta, motor ustası. Sesim anlaşılıyor değil mi hocam? Tabii ki. Demiş ki 2'de gel arabanı bakalım demiş vaiz beye. Vaiz Ramazan Hoca ismi, kendi anlatıyor. 2'ye 5 kala götürdüm arabayı diyor. Getirip arabayı teslim edeceğim. Usta dedi ki sen tansiyon var mı sende dedi diyor bizim vaize. Yok tansiyonum. Şeker falan var mı dedi diyor. Yok ya ben iyiyim. Niye bunları soruyorsun ki bana demiş vaiz ustaya. Ya demiş 25 senedir burada ustayım. Daha vaktinde getiren bir Türk ilk defa, vaktinden önce ilk defa seni gördüm diye. Randevuya Avrupa'da bir tane daha örnek vereyim. Bir doktor mevzusu yine bizimkiler yapmış. Yani bu nasıl içimizi acıtıyor? Bizim kendi milletimizin insanları bunlar. Ha tabii düzgün, dürüst yaşayanlara eyvallah, ama Avrupalıya bunu efendim, bilgisayar örtmeye başladı. Bunu kapatayım olması hocam.
diğer bilgisayar açık da. Evet. Şimdi doktor randevu vermiş, yine bu randevu üstünden işte atıyorum, şimdi hatırlamıyorum saati, saat 9.30, sabah 9.30'da muayeneye gelecek bizim emmilerden bir tanesi, gurbetçi emmilerimizden. 9.45'te gitmiş hocam. Doktor vaktinde niye gelmedin demiş. Ya doktor ne olacak demiş 15 dakikadan. Bak bizim buradaki mantıkla hocam. Demiş benim bir dakikam bile değerli demiş. Ya 15 dakika doktor ne oluyor falan deyince o bizim şeye hesap emmiye demiş ki doktor demek ki araştırıyor, bir şeyler de biliyor. Siz oruç tutuyor Müslümansınız değil mi demiş. E tabii ki demiş. Oruç tutuyorsunuz evet. Madem 15 dakika veya 1-2 dakika önemli değilse orucu niçin iftardan önce açmıyorsunuz diyor. 5 Ya. dakika önce açmıyorsunuz diyor. Dolayısıyla hocam yani bizim bu noktada biraz ekmek yememiz lazım. Tamam biz Evet. güzel, Ali Cenap bir milletiz ama Avrupalı bu noktada şimdi kurallara uyma noktasında yani bizi bu şeyde maalesef geçmiş durumdalar. Buradan ders çıkarmamız lazım. Buyurun hocam, ben bu katkıyı vererek sizi hem biraz dinlendirmek istedim. Siz örneklerinize Teşekkür devam ederim. edin. Sağ Yeni bir olun. soru soracağım sonrasında. Buyurun hocam. Tabii ki. Yani bu noktalarda özellikle bu zaman kullanma konusunda Hollandalılar çok titiz hocam. Şöyle bir dar bir mesel vardır zaman kullanma konusunda. Saatiniz durduysa takribi olarak saatin kaç olduğunu biliyorsanız bir Hollandalıya randevu verin. Geldiği saatinizi ayarlayın derler. Çok güzel. O kadar yani. O kadar. O kadar. Evet, vallahi Hocam çok güzel. şimdi burada şu açıdan önemli. Mesela siz Hollandalı size misafir gelecek. Biz biraz dostlarımız vardı Evet. Hollandalı. Ailece gidip geldiğimiz insanlar vardı. Evet. Onlar çok hassastılar. Biz de tabii ki hassas olmaya gayret gösteriyorduk. Mesela diyelim ki size akşam saat 8'de misafir gelecek Hollandalı. 8'e 10 Evet. kala gelir. 10 dakika kapıda bekler. Saat 8'de zile basar hocam. Allah Allah. Yani 10 dakika önce geldim yok. Bu Evet. şunun için önemli. Acaba biz de bunu ayarlayamaz mıyız kendi aramızda? Madem din eğitimi her alanıyla bizim bütün hayatımızda uymamız gereken kurallara din eğitimi müdahil oluyor. Acaba şu Tabii. noktadan bakamaz mıyız? Mesela biz şimdi birisi bizi Ramazan harici, bak Ramazan'da tam vaktine dikkat ediyoruz. İftarı kimse kaçırmıyor davetlerde. Değil mi? Orada yeme var. Yeme var orada. Tabii ki. Evet. Ama Evet. Ramazan haricinde yarın akşam bize yemeğe buyurun. Yarın akşam bize yemeğe buyurun. Ucu çok Evet. açık bir davet hocam. Evet. Saat kaçta? Belli değil. Akşam. 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 Dokuzda Saat da gelir. kaç Yedi. mezun okunduktan gece 9'a Evet. 9.30'a kadar. Evet. Öyle oluyor ki mesela 2 saat 3 saat misafir beklediğiniz oluyor sofrada. Bunun için Evet. acaba bir saat kararlaştırsak şu saatte geleceğiz. Ben şey yapıyorum mesela dikkat ediyorum. Hocam yarın akşam bize buyurun. Peki siz kaç gibi müsait olursunuz diyorum ben. Kaç gibi müsait olursunuz? Ya biz yok. Biz diyorum ki saat 8'de geliriz. Ya hocam önemli değil kaçta geliriz ki? Yok biz saat 8'de geliriz ısrarla. Ben bunu söylemeye gayret ediyorum. Niçin Evet. sayın hocam? Şimdi bu bir problemse buna burada bu akşam bir şeyler söylememiz gerekli. Muhakkak söyleyin. Onun için sohbeti Şimdi kurduk evet hocam. şimdi Evet. misafirliğe kaçta gideceğimiz, yemeğe kaçta gideceğimiz konusunda belli bir alışkanlık kazanalım diye düşünüyorum ben. Mesela biz yarın akşam size geliyoruz saat 8'de ya da 8.30'da. Tamam. Devam. 8.30'da gidelim. Yemeğe gideceğiz. Saat 7.30'da, 6.30'da yemeğe gideceğiz. Saat 6.30'da geliyoruz diye söyleyelim. Sizin yemeğiniz kaçta hazır olur? Kaçta hazırlarsınız diyelim. Cevap alalım ona göre şu saatte geliyoruz diyelim.
Şimdi şu oluyor Sayın Hocam. Şimdi bizim misafir evlerde ya da bir misafir kabul ediyoruz evlerde hanımlarımız, ev hanımları, evimizin hanımları daha doğrusu ne yapıyorlar? Misafirlerimiz için hazırlık yapıyorlar. İkramda kusur evet. etmemeye gayret ediyorlar. O konuda iyiyiz hocam. Börek, çörek ne bulursak yediririz maşallah misafirimize. Evet. Yani bu bizim evet. gurur duyacağımız bir şey. Yani tabii, misafire tabii. ikram nedir? Yani asalettir. Tabii ki. Her şeyden önce. Şimdi ama mesela biz gittiğimiz yerlerde görüyorum. Çoğunlukla zile basıyoruz. Bakıyoruz kapıyı erkek açıyor. Evet. Kapıyı erkek açıyor. Hoş geldiniz hocam şöyle buyurun diyor. Evin hanımı yok ortalıkta. Evin hanımını göremiyoruz. Yani şey bir insan eşiniz yok mu hanımefendi yok mu falan filan diyesi geliyor. Sonra bir bakıyoruz 10 dakika 15 dakika sonra evin hanımı hoş geldinize geliyor. Bu şuradan evet. kaynaklanıyor Sayın Hocam. Evet, saat hocam. Belli olmadığı için evin hanımı son raddeye kadar mutfakta yemek hazırlıklarıyla meşgul. Evet. Ve siz onun tahmininden önce bir saatte gittiğiniz için hazırlık yapamadı, mutfaktan evet. çıkamadı. Siz de onun tahmininden önce geldiniz. Dolayısıyla hanımefendinin mutfaktaki çalışma kıyafeti sizi karşılamaya uygun değildi. Dolayısıyla evet. sizi karşılayamadı. Evet. Halbuki bunun yerine siz deseniz ki saat 7.30'da geliyoruz. Anlaşılsa, anlaşsak, ev halkı bilse ki 7.30'da misafirlerimiz gelecek. Evin hanımı her şeyi 7.15'te her şeyi hazır etse masayı, ondan sonra da gitse misafir karşılama kıyafetini giyinse değil mi? Ona evet. göre misafiri karşılayacak şekilde. Siz eve gittiğinizde hanımefendi, beyefendi sizi kapıda karşılayıp hoş geldiniz deseler. Bu da... Tamam. Geldi hocam. Ne oldu hocam ya? Şey Enes diye birisi yayına girmek istedi. O deminki gibi oldu yani. Demin de bir arkadaş tamam. girmek isteyince Hı-hı. o engelledi. Hı-hı. Şimdi hocam Abdullah Çolak dekanımız İzmir Havaalanı'ndan izliyormuş. o da yazmış tam o esnada gitti. Dekan Bey izliyormuş şu anda bizi. Güzel, Hı-hı. değerli bilgileriniz bayağı şey yapmış. Tamam yok düzelttik Mücahit'ciğim düzelttik. Şimdi araya biri girdi. Girmek istedi o ortalığı karıştırdı. Şey evet diyor hocam, ki evet. bizim müftülük şefimiz diyor ki araya müzik falan koy diyor da şimdi müzik yapacak şeyim ortamı hazırlamadık. Baştan Hı. keşke onu ayarlasaydım. Ama şöyle tamam. yaparız. İrfan hocamla bir ara yine yayın yaparız. O zaman müzikli yaparız. Araya da çünkü yani böyle güzel oluyor hocam. Siz kaldığınız İnşallah. Yerden şimdi devam edin. Ciddi bir dinleyici, izleyici sayımız var. Buyurun hocam. Hı hı. Şeyden bu Avrupalıların kurallara çok uyduğunu efendim oradan bahsediyordunuz. Buyurun. Evet hocam. Yani bu hocam eğitimle kazandırılan bir şey bu insanlara şüphesiz. Yani önemli ölçüde şimdi Avrupa'daki insanların bu saat kavramını, kural kavramını biz acaba kendimize transfer edemez miyiz? Diye şey yapıyoruz. Yani bu konularda da tabii bizim de bu işlere el atmamız gerekli diye düşünüyorum. Şimdi hocam ben isterseniz bir sualle şey yapayım. Kaldığınız yerden şimdi biraz insicam bozulduğu için unutmuş olabilirsiniz belki. Ben yeni bir sual tevcih edeyim mi yoksa devam edecek misiniz eski şeyde? Şimdi izleyicilerimizin şeyi ne kadar yani benim şöyle bugünkü konuyla ilgili söylemek istediğim iki tane temel konu var. Buyurun onları söyleyin sonra ben sorumu sorarım.
Öyle yapalım Çünkü hocam. bayağı bir Şimdi... şey, hem öğrenciniz var hem akademik camiadan da çok dinleyicimiz var şu anda. Açmışken bu değerli bilgileri şey yapalım, onlarla paylaşalım. Buyurun hocam. Tabii, tabii hocam. Şimdi bu din eğitiminin bireye etkileriyle ilgili bir husus sayın hocam, bu söylemek istediğim benim. Öncelikle eski ahlak kitaplarında yer alır. Bunu İslam Dini kitabında Ahmet Hamdi Akseki de ruhun kuvvetleri olarak ele almış, işlemiş. Çok Evet. güzel bir konu ve bugün bunun mutlak surette din eğitimi ortamlarına getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu merhum ruhun kuvvetleri olarak insanda, insanı harekete geçiren güdüler diyeceğimiz şeyler üç tane olduğunu belirtiyor. Birincisi akıl, ikincisi gazap, üçüncüsü şehvet olarak Evet. belirtiyor bunları. İnsan bu güçler sayesinde hareket eder. Şimdi bu kuvvetlerin aşırı noktaları var. Yani her ikisinin de uç noktaları var. Her üçünün de uç noktaları insan için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Ancak bunların itidal noktasında dengelenmesi söz konusu. Yani bir ölçüde tutulması söz konusu. Biliyorsunuz bir ölçü Evet. konusunda, pardon. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala dengeden bahsediyor. Değil mi? Ve Evet. vada'al mizan. Ondan Evet. sonra Ella ella tedgav fil tedgav, mizan ve dengeyi kıymul vezne bil bozmayın buyuruyor değil mi Allah Teala? Evet. Yani Evet. denge çok önemli. Her şeyde Evet. denge. Şimdi Kesinlikle. akıl insana verilmiş çok önemli bir kuvvet. Fakat akıl eğer çok üst nokta olursa, mesela insan kendi aklından başka şeyi beğenmez, hiç kimsenin tecrübesine riayet etmez, saygı göstermez, illa ki kendi aklım derse buna ne deniyor? Aşırılık, cerbeze deniyor hocam buna. Evet. O halde mesela bir de aklın en alt derecesi var. Bu da hamakat deniyor ki biraz Evet. hani bugün şey Haklısınız. olarak ifade ediliyor. Kullanmak istemiyorum ama Ben konunun kullanayım. vuzuha Ben kavuşması için ahmaklık ahmaklık. olarak nitelendiriliyor hocam. Evet. Hamakat Evet. dediğimiz şey. O Evet. halde ne yapmak lazım? Aklı ne cerbezeye ne de hamakata indirmeden orta yolda itidalli olarak tutmak lazım. Burada din eğitiminin rolü devreye giriyor hocam. Şimdi Evet. aklı ilimle, yani bilgiyle ve hikmetle dengede tutabiliyorsun. Bilgi öğreniyorsun. Sağlıklı dini bilgi veriyorsun bireye. Sağlıklı dini bilgiyle ve aynı zamanda doğru bilgiyle hocam. Evet. Doğru bilgiyle. Şimdi biz bilgiyi niçin kullanıyoruz? Az önce söylemiştik. Matematikte fizik bilgilerini vesairelerini problem çözmek için kullanıyoruz. Dini bilgilerimizi de dini problemlerimizi çözmek için kullanacağız. İkincisi de hocam aklı Evet. dengede tutmak için hikmet. Hikmet nedir? İyiyi kötüden ayırmaktır hocam. İyiyi, doğruyu yanlışı ayırmak, iyiyi kötüden Tetkik. ayırma Tetkik duygusuna etmek. hikmet deniyor. Evet. Aklı itidalli kullanmaktır, bir fazilettir. İnsanı doğruya yönlendiren, kötüden alıkoyan sözdür hikmet. Aynı zamanda hüküm vermektir hikmet. Aynı Yani hüküm kökten. vermek, yargıda bulunmak. Yani doğru hükmü vermektir. Hakim deniyor yargıçlara değil mi? Hakim, Evet, hikmet evet, sahibi. Yanlış evet. karar versin diye denmiyor ona hakim. Doğru karar Tabii. versin diye deniyor. Evet. Mahkemede adil karar versin. Evet. Kimsenin mağduriyetine yol açmasın. Öyle bir karar versin ki bu işten kimse mağdur olmasın. Haklı Evet. haksız ayrılsın. Hakim, hikmet. İşte aklı aynı zamanda hikmet insana doğru düşünmeyi öğretmek de deniyor hocam. Şimdi akıl kuvveti neyle dengeye alacak insan? İlim, yani bilgi, doğru bilgi, sağlıklı bilgi ve hikmetle. Bu da neyle? İşte din eğitimiyle bunu vereceğiz insanlara, öğreteceğiz.
Evet. İkincisi gazap kuvveti dedik. Kızma, öfke, hiddet. Öfkenin de iki uç noktası var hocam. Birisi uç en temel uç nokta tehevvür dediğimiz. Yani düşünmeden saldırma. Hemen öfkelendin, kalk ayağa saldır. Ya da mesela ağzına geleni rastgele hiç söyle. Nereye gidecek, nereye varacak düşünmeden hesap etmeden aklına geleni konuşmak. Bu evet. Yani uç noktası. Diğeri de hocam korkaklık. Yani şimdi tehevvürde ne var? Hemen aklımıza ne geliyor? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Sözü geliyor aklımıza. Evet. Sonra peygamberimizin hadisi şerifi geliyor. Ne buyuruyor peygamberimiz? Gerçek pehlivan çayırda minderde rakibini yenen değil, öfkelendiği anda hiddetine, öfkesine hakim olandır. O zaman ne geliyor aklımıza? Öfke kontrolü geliyor. Öfke kontrolü. Evet. Bak peygamberimiz ne güzel buyuruyor. Bir din eğitimi işte. Hadis-i şerif öğretiyoruz. Onun için bizim atasözlerimiz de var. Ne güzel. Dilin kemiği yok ama kemiği kırar. En büyük sonra muallim peygamberimiz değil mi hocam? Çok hoşuma giden bir söz. Batılılar bunu şöyle yapıyorlar hocam. Buyurun. 9 sefer ölç, 10. da biç diyorlar. Mesela kumaş aldım. 9 sefer ölç, 10. da biç diye kullanıyorlar Batılılar. Bizde de şöyle bir söz var. Boğaz 9 boğumdur. Bir söz söyleyeceğin zaman 9 defa yutkun, 10. da söyle. Bu söz onun başka nereye bir gidecek? Başka bir versiyonu da bir bin dinle bir söyle demişler. Bin dinle bir söyle. Evet. Mutlaka. Mutlaka. Tabii ki. Yani şimdi korkaklık, tabii ki bu tehevvürün en alt düzeyi de korkaklık. Yani şimdi bu ikisini dengede tutacak olan şey ne hocam? Yiğitlik, şecaat denilen duygu. Şecaat, yiğitlik, yüreklilik. Yüreklilik. Eğer bu yüreklilik, yiğitlik, mesela korkaklıkla ilgili şöyle bir söz var. Cesaret, korkusuzluk değil, bazı şeylerin bazen korkudan daha önemli olduğunu idrak etmektir diyor. İşte yiğitlik bu hocam. Evet. İnsan ömür boyu korkak olamaz. Ama cesur olmak gerektiğini düşünüyor. Korkuyor ama cesur olmak gerektiğini düşünüyor. Neden? Çünkü vatan savunuyorsun. Savaşa gidenlerin, askerlerin hepsi tehevvür değil ki. Hepsi son derece cesur değil ki. İçinde korkanlar da var. Ama düşünüyorlar ki mesela 15 Temmuz yaşadık değil mi? 15 Temmuz akşamı bütün bir baktım ben mesela Ankara'daydık. Biz de sokaklara çıktık. Bir baktık bütün millet çoluk çocuk dökülmüş sokaklara. Silahsız. Yani üzerimizden makinalı tüfekler ateş açıyor. Az üzerimize bomba atıldı. İnsanın hiç aklına gelmiyor. Ha bak vatan söz konusu olunca korku falan hepsi bir tarafa gitmiş. Diyoruz ki vatan savunması korkudan daha önemli. İşte yiğitlik bu. Gerçek cesaret bu. Şecaat bu. Aklını kullanarak gerektiğinde bazı şeylerin korkudan daha önemli oldu. İşte bunları da biz neyle veririz? İşte hadisi veriyoruz, örnekleri veriyoruz, darb meseleleri veriyoruz. Bunların hepsi din eğitiminin muhtevası hocam. İkincisi işte ikinci nokta mesela insanı harekete geçiren en önemli şey gazap kuvveti. Bunu da kontrol altına din eğitimiyle alabiliriz hocam. Alabiliyoruz. Tabii ki üçüncüsü şehvet dediğimiz nefsin istekleri ve arzuları hocam. Nefsin istekleri ve arzuları. Bunları şimdi, nasıl kontrol altına alacağız? Burası en fazla belki en büyük zaaflardan birisi hocam. Kesinlikle. Bu şehveti siz sadece cinsellik olarak değil, mesela koltuk şehveti, şöhret şehveti, efendim ki, diğer yani, değil mi efendim? Bu noktada nefsin, bir buyurun hocam. Nefsin istek ve arzuları hocam. Yani şehvet dediğimiz şey, tanımı nefsin istek ve arzuları. Bu karşı cinse karşı duyulan da olabilir. Mesela aşırı yemeğe düşkünlük de bir nefsin arzusu. Şehvet.
Bir de o da Şehvettir. bir şey, karın şehveti, o göbek Tabii. He. şehveti değil mi? Yeme Hatta şeyden şehveti. örnek verelim hocam. Gene batıdan örnek verelim. Buyurun. Mesela Roma döneminde, Roma devleti döneminde insanlar özellikle zenginler, asiller yemeye içmeye o kadar çok düşkünler ki tıka basa yiyorlar. Daha Kusuyorlar. sofradan kalkmadan kaz tüyleri alıyorlarmış ellerine. Kaz tüyü bildiğimiz. Kusmak Boğazlarına için. sokuyorlar. Kaz tüyleri aracıyla affedersiniz istifra edip Evet. midelerindekini boşaltıyorlar. Aynı sofrada tekrar yemek. Daha çok yiyelim diye. Daha çok keyif alalım, yeme zevkini Daha alalım diye, yeme değil mi? zevkini Bu alalım. Ya bu nasıl bir çığırından çıkmış arzudur? Bu nasıl istektir? insanlıktan çıkmış bir şey. Evet. Tabii. Ve 15-16. yüzyıllardan 17. yüzyıla gelinceye kadar Avrupa ülkelerinde mesela birisi yemek ikram etti birisi, yemeğe gittiniz insanlara. Tıka basa yiyorsunuz ve affedersiniz geğirmeniz gerekiyor. Evet. Nezaket icabı. Neden? Çünkü geğirmezseniz saygısızlık yapmış oluyorsunuz. Tıka basa Evet. doymamış olduğunuz ortaya çıkıyor. Bu Avrupa'daki bir gelenek. hangi ülke ama bu? Bütün Avrupa için mi? Değişik Pek bir çoğunda şeymiş. var. Özellikle Var. Hollanda'da var, Fransa'da var. Çok yaygın hocam. O Evet, yıllarda evet. yaygın. Şimdi Evet. biliyorsunuz çok ayıp karşılanan bir şey. Yani, Yani evet. bu nefsin istekleri, arzuları hocam. Şimdi bu zevk sefa düşkünlüğü hocam. Birincisi yeme içme düşkünlüğü, ikincisi zevk ve sefa düşkünlüğü. Yani şimdi bunun işte birincisi bu zevk sefa düşkünlüğü çok önemli. Bunu da diyor neyle kontrol edebilirsiniz? Bunun bir de alt noktası var hocam. Bunun bir de bu birinci uç noktası ifratı, tefriti. İşte zevk ve sefa, aşırı yemeğe içmeye düşkünlük, zevk ve sefa düşkünlüğü, eğlence düşkünlüğü. İkincisi de durgunluk, uyuşukluk. Hiçbir şeyden zevk almama. Yani defteri kapatma, defteri kitabı kapatma, kendini kapatma olarak tanımlayacağız. Bu da doğru değil. Yani bir parça elbette ki meşru olan şeylerden yemek, içmek, tabii ki dünyanın nimetlerinden istifade etmek. Allah Teala bütün her şeyi bizim ihtiyacımız için veriyor. Yani Evet. meşru yollardan yememizde, içmemizde kendimizi kapatmamıza gerek yok. Yememizde, içmemizde bir sıkıntı yok, bir problem yok. Peki bunun kontrolü nasıl olacak diyor. Bunun kontrolü de haya ve iffetle olacak diyoruz Sayın Hocam. Evet. Haya öğretimi ve iffet öğretimi. O zaman bu da devreye girdiğinde bu üç kuvvetin insanda mevcut olan bu üç kuvvetin öğretilmesi bugünkü özellikle bireyin eğitilmesi anlamında, din eğitimi anlamında önemli bir aşama olacaktır. Önemli bir yere sahiptir. Aynı şekilde bunlar toplumsal alanda da bireyden topluma da yansıyacak niteliktedir. Şimdi şu önemli. Şimdi hocam Teşekkür ederim. birincisinde Devam edin bundan hikmet. sonra. Hikmet artı şecaat artı iffet eşittir. Adalet çıkıyor hocam sonucunda. Hocam bir daha söyleyin. Bu güzel bir şey yaptınız bunu. Formüle Hikmet ettiniz. Evet. Hikmet. artı şecaat artı Şecaat. Yiğitlik. İffet. iffet eşittir adalet hocam. Adalet. Adalet. Evet. Yani acizane aklıma yani bu şekilde formüle etmek geldi aklıma. Güzel bir formül olmuş. Hocam burada cümle bittiyse İbni Haldun'dan bir şey soracağım ben. Buyurun hocam. Cümleyi bitirdiniz mi Bitirdim hocam? hocam. Çok güzeldi bu son kısım, daha böyle bilgilendirici. Tabii ki hepsi öyle de bu son kısım biraz daha akademik oldu, hoş Somut oldu. oldu değil mi hocam? Tabii ama şöyle bir şey var hocam, değerli İrfan hocam. Habire sohbetin tamamını akademik düzeyde yapmak belki seyircilerimizin, dinleyicilerimizi şey yapabilir. Ama şu anda takip ediyorum, 30 kişi hiç ayrılmadan izliyor. 30 şu andaki Maşallah. rakamı söylüyorum. Yani Evet. hiç ayrılmaması ne demek? Demek ki sohbet güzel ki faydalanıyor ki ayrılmıyorlar. Şimdi demiş ki İbni Haldun, çocuklarınızı eğitmeye uğraşmayın.
siz önce kendinize eğitin demiş. Bu çerçevede örneklik olma noktası sanırım İbn Haldun çok büyük bir sosyolog, İslam mirasının yetiştirdiği, İslam aleminin yetiştirdiği en büyük ilim insanlarından, alimlerimizden birisi. Bu çerçevede çocuklarınızı yetiştirmeyin, kendinizi ilk önce yetiştirin, eğitin. Ki çocuklar otomatik herhalde sizi örnek alacağı için sizin bir prototip örneğiniz, modeliniz olarak onlara bu konuda biraz bunu izah ettikten sonra bir de size şey sorumuz var. Hollanda üstünden yavaş yavaş da toparlayacağız herhalde. Evet hocam. Bu din adamlarımıza en son onu soracağım alakalı. Bizim din görevlerimize çok ilham olabilecek bir sualim olacak. Bu şeyden İbn Haldun'un şeyinden sonra oraya geçelim. Buyurun hocam. Evet. Şimdi rol modellik aile içerisinde evet. Çok önemli. Hani bizim dilimizde hocam bazen böyle hayvanlar üzerinden de benzetmeler yapılıyor, evet. Teşbih yapılıyor. Aslan gibi mi? Aslan da deniyor, farklı da ama hayvanların evet. Meziyetlerini ortaya çıkarmak için. Şimdi malum biliyorsunuz hocam, keçi çok temiz bir hayvandır. Evet. Çok keçi çok temiz bir hayvandır. Mesela bulanık sudan asla su içmez keçi. İçmez. En aynen. Temiz yeri bulur oradan içer. Evet mesela, ama ona bizim Anadolu'da derler ki ne öyle keçi uyuz keçi gibi kurnanın gözünden içiyorsun derler. Yani kurnanın işte gözünden içiyor tabii ki. Ya, gözünden içiyor tabii ki. Buyur. Temiz yerinden içiyor. Yalağından aynen. İçmiyor. İçmez. Şimdi evet. Bir de hocam keçi en taze en güzel otu bulmak için çok yukarılara tırmanır. Yüksek mümkün yerlere. Mümkün olduğu kadar başka mahlukatın ayak basmadığı yerlere çıkar keçi. Doğru. Evet. Sarp kayalıklara falan tırmanıyor. Dümdüz yerlere bakıyorsun. Onun için ne derler? Mesela bu meziyetlerini ortaya çıkaralım ki bu Allah'ın yarattığı hayvanın ki yapacağımız teşbih incitmesin bizi. Evet hocam. Ne derler? Keçi bunları niçin yapıyor? Temiz yiyecek bulmak için yapıyor. Allah için. Şimdi derler, keçi nereye tırmanırsa oğlağı peşinden gider. Evet. Değil mi? Babasının, anasının babasının evet. Yolundan gider. Ama niçin gider? Bak keçi temiz yiyecek bulmak için gidiyor oraya. Onun için rol modellik insanlarda da fevkalade önemli. Anne baba fevkalade önemli. Evet İbn Haldun'un bu sözü eğitim açısından. Bir defa şimdi mesela ahlaki açıdan çocuklara şöyle şöyle yapın, böyle böyle yapın, şunu yapın, bunu edin diye mesela böyle ahlak dersleri, sözle ahlak dersleri vermek yerine bir model olmak, bir numune olmak çok daha önemli. Evet. Şimdi burada modellik konusunda şunu söyleyelim. Çocukların özellikle erken çocukluk döneminde en önemli özellikleri taklit hocam. Evet. Çocuklar ailede gördükleri şeyleri taklit ediyorlar. 3 yaşında çocuk babasını namaz kılarken görüyor evinde. Babasıyla birlikte namaz kılıyor. Kız çocuğu babasını namaz kılarken görüyor. Ellerini böyle kaldırıyor. Değil mi kız çocuğu? Evet. Tabii. Ellerini böyle bağlıyor. Babası gibi bağlıyor. Erkek çocuk bazen annesini görüyor. Sonra annesini görüyor namaz kılarken annesi gibi bağlıyor falan böyle şeyler bunlar. Tamamen taklit ettiğini gösteriyor hocam çocuklar. Evet. Şimdi evet. Bu taklidin dışında bir de özdeşim dediğimiz kurma. Şey var. Özdeşim kurma. Evet. Yani aile içerisinden birisiyle özdeşim kurma. Mesela genelde kız çocukları anneleriyle özdeşim yapıyorlar. Erkek çocuklar babalarıyla özdeşim yapıyorlar. Evet. Ve birebir onun davranışlarını kendisine model alıyor. Model alıyor hocam. O şekilde. Onun için şeyde işte az önce söylemiştik sohbetimizin baş taraflarında anne baba da tutumları diye. İşte evet. Anne baba tutumları koruyucu aile mi olacak? İlgisiz aile mi olacak, otoriter aile mi olacak, demokratik aile mi olacak? Bunların hepsi çocuklara birebir yansıyor
ve rol model olarak çocukların ileride geliştirecekleri kişilikler üzerinde de önemli ölçüde etkili oluyor hocam. Şimdi taklit ile model alma biraz farklı, bilimsel açıdan biraz farklı. Model taklit, birebir taklit etme, özdeşimle birlikte birebir taklit etme. Modelse davranışı önce taklit edip sonra bireyin o taklidin içini kendisinin doldurmasıdır hocam. Öncelikle model alıyor fakat sonra o modelin tüm davranışını değil, beğendiği davranışlarını kendisi şey yapabiliyor. O yüzden ama ilk modelde ilk çekilen fotoğraf çok önemli hocam. Evet. Yani çocukların ailede ilk çektikleri fotoğraf çok önemli. Yani ilk çektikleri derken küçükken daha çok. Tabii ki. Ağaç yaşken, tabii yaşken ki. Eğilir muhabbeti. Tabii evet. ki. Tabii ki. Çok önemli. Şimdi bu mesela ailede öncelikle ebeveyn bu rol modellikte, ancak okula gidildiğinde bazen öğretmenle bazı davranışlarda yer değiştirebiliyor rol modellik. Evet. Yani çocukların ilgi ve alakalarına göre çevresinde en çok dikkatini çeken kimse o çocuğa rol model oluyor. Hatta çok yıllar önce televizyonlardan birinde izlediğimiz bir dizide çocuk babasına diyordu. Ben okumayı bırakacağım baba. Neden okuyalım? Ben servis şoförü olacağım diyordu. Evet. Servis şoförünü görmüş. Araba kullanıyor. Kolunu şöyle atıyor. Böyle atıyor. Evet. Korna evet. Çalıyor. Ona efeleniyor. Buna yani şey yapmayalım hoşuna fazla. Evet. Yani servis şoförünün bağımsız hareket etmesini çok yürüyüşünü bile taklit ediyor çocuk. O kadar yani ilgisini çekmiş. Evet. Servis şoförü çocuğun. Evet. Yani neredeyse rol model alacak onu, tamamıyla davranışlarını kopya edecek. Ortaokul çağlarında bir çocuk. İşte anne baba konuşuyorlar, ediyorlar vesaire falan. Çözüm bulmaya uğraşıyorlar konuya. Yani onun için anne baba çocuğun kendi dışında bir rol model arama ihtiyacını hissetmemesini sağlamalı çocuğa karşı. Bu da ancak neyle olur? Hocam demokratik anne baba tavırlarıyla olur. Tavırı aile içerisinde çocuğa söz hakkı vermekle olur. Aile yani içerisinde çocuğa birey olarak görme çok önemli hocam. Onun görüşlerine evet. Yani çocuğun biz geçen akşam bir sohbet yapmıştık örnek baba örnekleri Kur'an'da diye. Orada diyordu ki Davut peygamber bir iki davalı arasında bir konuda hüküm vermesi gerekiyor. Aynı zamanda kraldı malum Davut peygamber. Evet. Bir hüküm veriyor ama oğlu Süleyman diyor ki o da peygamber. Yanlış şöyle karar vermen gerekir, hükmetmen gerekir diyor. Bakıyor ki Davut Süleyman'ın söylediği, Hazreti Süleyman'ın söylediği daha makul, çocuğunun görüşlerini kes sesini sen ne bileceksin. Ben babayım benim dediğim olur tarzında söylemiyor da Süleyman'ın yani oğlunun görüşlerine değer veriyor ve onu yapıyor. Bu hı hı. Noktada bunu da söylemek istedim hocam. Buyurun. Yani şimdi çocukların hocam, görüşüne başvurmak, değer vermek, onları dinlemek buyurun. Çok önemli, önemli hocam. Şimdi bu söylediklerim bilimsel değil. Yani herkes tarafından bilinen şeyler ama burada tekrar edeceğiz. Önemine binaen tekrar edeceğiz. Mesela pek çok kişi çocuklarının küçüklükten mesela bir aylık, iki aylık halinden bir şöyle gözlerinin önüne alsınlar. Mesela o iki aylık çocuğunu kucağına alsın baba ya da anne. Mesela çocuğu bir azarlasın. Çocuğun suratı nasıl bir hal alıyor? Yani evet. Değil mi? Bir de mesela çocuğa gülsün. Değil mi? Mesela sevme usulleri var çocukları, değil mi? Agucuk magucuk falan diye şey yapıyoruz. Çocukları seviyoruz yani. Böyle böyle kocaman kocaman insanlar böyle şeyler kullanıyoruz. Neden? Çocuğu mutlu etmek için. O zaman ne oluyor çocuğun hali hocam? Gülüyor çocuk. İki aylık çocuk gülüyor. Bir aylık çocuk gülüyor. Gülüyor. Bu bize çocuğun birey olduğunu gösteriyor hocam. Evet. Yani bizim davranışlarımız, anne babanın, yetişkinlerin davranışları çocuğu, o iki aylık çocuğu bile etkiliyor hocam.
O zaman bu çocuğun bir psikolojisi olduğunu, bir birey olduğunu ve bizim davranışlarımızdan etkilendiğini hesaba katmak durumundayız. Bizim bir hocamız derdi ki onlar küçük adamlardır derdi. Küçük adamlardır. Tabii ki. Şu çok önemli hocam. Ben bunu uyguladım. Yani hayatımda uyguladım. Hem kendi çocuklarımda uyguladım. Hem de torunlarımda uyguladım. Ve çok etkili olduğunu gördüm hocam. Çocukla mesela bir yetişkin insan gibi konuşmak. Evet. 2 yaşındaki çocukla yetişkin insan gibi. Asla yarım kemerli kelimeler çocuk diliyle vesaire falan değil hocam. Yetişkin anlıyor hocam çocuk. Bu birinci nokta. Büyük adam yerine koyup ciddi ciddi konuşmak gerekiyor hocam çocuklarla. Bu kuralları vesaire. Ha, tabii ki felsefi izahlar değil. Basit kelimelerle, onun anlayışıyla somutlaştırarak, çocukça örnekler, onun anlayacağı tarzda örnekler vererek kuralları açıklamak gerekiyor çocuğa. Onun dilinden. Bir. İkincisi hocam, çok önemli gördüğüm benim bir başka nokta. Çocukla göz teması kuracak hizada olmak. Mesela. Yani yakın mesela. Evet. Tabii ki. Şu hocam, elinden tutuyorsunuz çocuğun, dizinize geliyor. Çocuk dizinize geliyor. Sizin boyunuz 1.75, çocuğun boyu 70 santim. Nasıl konuşacaksınız? Çömeleceksiniz. Çömeleceksiniz hocam. Çocuğun omuzlarından tutacaksınız. Gözlerinin içine bakarak sen benim için kıymetlisin diyeceksiniz. Sen benim için değerlisin. Çünkü sen benim oğlumsun, kızımsın diyeceksiniz. Yapamıyorsunuz. Sandalyenin üstüne çıkaracaksınız. Masanın üstüne çıkaracaksınız. Aynı hizaya geleceksiniz hocam. Evet. O kadar etkili ki hocam çocukla iletişim kurmada. Bunu yaptığınızda çocukla aranızdaki buzlar varsa eriyor. İletişim, çok güçlü bir iletişim kuruluyor. O zaman çocuğa din eğitim vermek istediğinizde de başarılı oluyorsunuz. Evet. Kural benimsetmekte de bir defa onu birey olarak muhatap aldığınızda pek çok sorun çözülmüş oluyor hocam. Evet. Yani bunlar da hem bilimsel hem de tecrübe bunlar. Tecrübe olarak paylaşmış oldum. Yani bilimsel olduğu kesin. Bakın Yurda Küçük tanıyorsunuz herhalde. Yurda Küçük demiş ki çok güzel iletişim sağlanıyor. Siz akademisyenler din eğitimini doğru yere getireceksiniz. Böylesine ulvi bir göreviniz var. Teşekkür ediyoruz demiş Yurda Küçük efendim. Biz de teşekkür ediyoruz olumlu yanıtları için tabii ki. Evet. Cumaziye Akbaş, selamun aleyküm hocam. Hollanda'dan selamlarımı arz ediyorum demiş. Efendim, sağ olsun Gülay... Cumaziye Hanım, orada bayan cemaatimizdendi. Kadın Kolları Başkanlığı yaptı camide. Çok başarılı da çocukları var Cumaziye Hanım'ın. Maşallah, ne güzel. Gayretli, başarılı, üniversitede okuyan çocukları var. Evet. Gülay Kunduracı, İrfan hocam hem samimi hem seviyeli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz demiş. Sağ olsun Gülay Hanım. Evet. Kadir Yelken, Çorum Müftülüğü şefimiz, din hizmetleri şefimiz, müstefid olduk. Teşekkür ediyoruz efendim demiş. Sağ olsunlar. Evet. Onu da iletmiş olalım ve hocam 2 saat gibi rekor bir şeye geldik. Efendim bir program yaptık. Ben şimdi son sual olarak tevcih edeceğim bir sualim var. Hı-hı. Ama yine sizin söylemek istediğiniz varsa daha şarjım var benim. Habibe Yavaş bu arada çok istifade ettiğini veya yeni mesaj girdi yayına. Evet. Efendim, yarın bunu hocam duvarınızdan YouTube'a da atılacak bu. Tarihe not kalsın. Niye? Bu güzel faydalı diyaloğu, bu sohbeti. Şimdi sizin gelip Bursa'dan, Çanakkale'den, Adana'dan adam gelip İrfan Sevinç'i bulamaz ki. Ama bir YouTube attığım zaman, değil mi hocam? Orada ya bu internet bu noktada güzel bir şey. Yani sizin böyle değerli bilgilerinizi biz şeye aktararak medyaya, çeşitli ortamlara yükleyerek biz de sevabı böyle alıyoruz. Bizim de bu taraftan sevabımız var. Yani moderatör vazifesi gördüğümüz için. Bazen çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz hocam. Yani. Hocam zamanın şeyi budur değil mi hocam? Yani. Tabii ki. Şimdi. Tabii ki. Yani bir de virüs hocam, olduğu için. Buyurun.
Hocam bizim bir Buyurun. Şekilde insanlarımıza ulaşmamız lazım. Bir Evet. şekilde ulaşmamız lazım. Bu da bu vesilelerle ya bak gönül dostları sağ olsunlar. Hem böyle gönül bağ kurmuş oluyoruz insanlarımızla. Yıllar Güzel. önce karşılaştığımız, beraber sohbetlerde bulunduğumuz, ev ziyaretleri yaptığımız, hatırlaştığımız dostlarımızla da karşılaşıyoruz bu vesileyle. Mesajlarımızı birbirimize iletiyoruz. Bunu bir nevi de sıla-i rahim olarak değerlendirelim Sayın Hocam. Evet Allah Teala Buyurun. Allah Teala yaptıklarımızı inşallah ecrinde makbul eylesin diyoruz. Amin. Efendim Murat Dağlıoğlu iyi yayınlar demiş. Ahmet Emin Nuray Kılıç iyi yayınlar. İrfan Bey'e başarılar dileriz demiş. Çok Efendim teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Evet. Şimdi unuttuğum kalmasın diye çünkü bu insanlarımız buraya katkı veriyorlar. Onların da gönlünü alma kabiliğinden. Muhakkak. Evet. Tabii ki hocam. Değil mi hocam? Çok önemli bu. Muhakkak. Şimdi İnegöl'den bir şeyimiz Yunus Geçer hocam demiş hadi yayın kopunca demiş ki hadi artık yayını devamı gelsin diye Sağ yazmış. olsun. Evet. Zeynep ve Sevinç Kartaloğlu. Zeynep Sevinç Kartaloğlu İnegöl'den Harun Zeynep Kartaloğlu hepimiz selam söylüyoruz demiş. Yeğenlerim İstanbul. Sağ olsunlar. Yeğenim Zeynep. Evet eşi Harun. Evet. Evet. Evet sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Evet, güzel, çok kıymetliler güzel bizim için. Yeşil Bursa'mızdan ne güzel bize böyle esenlik cümleleri yazmışlar. Sağ olsunlar Sağ yeğenlerimize. olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Hocam Şengül yeni bir şey yazmış. Dursun Bıçakçı hocam güzel sözler, güzel konulara değindiniz. Çok istifade etmişler. Onu yazmışlar. Şengül Toprak Çorum Diyanet Gençlik adına İrfan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok istifade ettiğimiz bir program oldu. Adnan hocam emeğinize sağlık demiş Şengül Toprak kardeşimiz hoca hanım. Sağ Kendisi olsunlar. bizim diye. Gönüllerinden geleni söylüyorlar. Sağ Ne olsunlar. güzel Gönül hocam. zenginliği. Evet. Duadır, duadır bizi ayakta tutacak. Belki o ötelerde Elbette bizim en hocam. büyük sebatımız olacak bu dualar. Değil mi hocam? Elbette hocam. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Bu arada Şengül Toprak da afişlerimizi hazırlayan kardeşimizdir. Bu yani sofraya bir yemek geliyor ama işte tuzu, biberi, yağı, efendim içindeki malzemesi herkes bir katkı verecek ki bu çorba içilsin. Ne güzel bir şey. Muhakkak, muhakkak. Evet. Ne güzel olmuş, ne güzel hazırlamış. Şengül Hanım'ın da ellerine sağlık, gönlüne genişlik diyelim Allah Teala. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bütün izleyicilerimizin güzel dilekleri için Allah Teala her şeyi gönüllerine göre olsun diyorum ben de bütün izleyicilerimizin. Sağ olun hocam. Son soruma geçerken iki kişi daha yazmış onu da söyleyeyim. Habibe Yavaç, Adnan hocam programa emeği geçen siz değerli hocamız başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Efendim Yusuf Enes Yıldırım İrfan hocam Erzurum'dan selamlar demiş size. Yaylalardan geldi bak bu selam. Erzurum yaylalarından. Yusuf Evet. Enes Yıldırım. Efendim yurda küçük zamanınız var mı bir sorum olacak demiş. Siz sorunuzu yazın ben kendi sorumu sorayım. İrfan hocam da eğer yorulmadıysa cevap verir. Tamam. Benim sorum şu hocam. Bu şu anda bizi çok sayıda din görevlisi dinliyor. Vaiz, imam, hatta müftü bile vardır. Bilmiyorum. Şu anda isim olarak göremiyoruz. Sadece izleyici olarak görüyorum. Evet. Efendim, tabii akademisyenlerden de var. Demin az önce Dekan Bey buradaydı. İzmir Havaalanı'nda uçağı beklerken bizi izlemişler sağ olsunlar. Hocam ben şunu soracağım. Siz bir doktora dersimizde bana yani Hüseyin'le bana anlatmıştınız. Hocam adamlar pazar günü bir şeye ibadet geliyor malum Hristiyanlar orada kiliseye. 10 dakika sunum yapacak peder demiştiniz papaz yani rahip şeyin kilisenin rahibi. Fakat o 10 dakikalık sunum için o kadar önemsiyor ki işini. Buna bir hafta hazırlanıyor gibi bir şeyler anlatmıştınız. Bunu biraz açar mısınız? Hatta eşine dinletiyor falan diye. Yani şunun için sordum bunu. Biz de buradaki Müslüman din adamlarımız, biz Allah'a hizmet ediyoruz. Bizim dinimiz de tahrif olmaz. Hak din,
O şimdi batıl dinine bu kadar hassasiyet gösterirken biz de oradan ilham alalım için bunu soruyorum. Yani titizliğine ilham alalım. Bu konuyu Tabii biraz ki. Anlatayım hocam. Buyurun. Şimdi hocam şu çok önemli. Mesela bizde vaazlarımız genellikle konu birliği içerisinde yapılıyor. Bazı yerlerde merkezi vaazlar yapılıyor ülkemizde. Hutbeler genellikle konu olarak müftülüklerce belirleniyor ve bütün camilerde aynı hutbeler okunuyor. Evet. Şimdi fakat bu Batı ülkelerinde bu uygulamalar biraz değişik. Batı ülkelerinde böyle merkezi bir sistem yok hocam. Dini yapılanmalarda var, kilise birlikleri vesaireler var ama bizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir yapısal kurum her türlü hiyerarşik ya da bürokratik anlamda bir kurum yok Batı ülkelerinde. Dolayısıyla oralarda hemen her kilise kendi programını kendisi yapıyor. Her kilise kendi cemaatine sahip. Mesela insanlar bugün bu camiye gittim, yarın da şu camiye gideyim falan demiyorlar. Genellikle insanlar aynı kiliselere gidiyorlar hocam. Evet. O şekilde bir anlayış var, bir bağlanış var kiliselere. Yani bu kilisedenin rahibi o mahallenin, o bölgenin aynı zamanda psikolojik danışmanı gibi bir şey mi oluyor? O orada kendisine aşağı yukarı üye olan. Hocam, sosyal yönde çok faaliyetleri var. Mesela kiliselerin kilise dışında sosyal alanda mahalle temizliklerine varıncaya kadar çeşitli organizasyonlar yapıyorlar Sayın Hocam. Fakirler için gıda toplama kampanyaları, elbise toplama kampanyaları vesaire böyle çeşitli şeyleri var, aktiviteleri var. Evet. Şimdi burada haftada bir gün biliyorsunuz kiliselerde pazar ayinleri yapılıyor. Pazar ayinlerinde kilise görevlisi papazların, rahiplerin yaptıkları konuşmalar var. Bu zamana ve zemine göre işte 20 dakika, 30 dakika, 35 dakika, 40 dakika neyse bu şekilde sınırlı zamanlarda amaçları şu. Kilise cemaatine bir konuda bakış açısı vermeyi hedefliyorlar o insanlar. Bu da şu. Mesela bir rahip bu pazardan gelecek pazara kadar dünyada neler oldu? Güncel konular. Tabii ki. Dünyada neler oldu? İkincisi mesela Hollanda'da neler oldu? Rotterdam'da neler oldu? Bizim mahallemizde neler oldu? Bizim kilise cemaatimiz neler arasında oldu? Neler oldu? Bunları araştırıyor. Şimdi bu konuda bir anı var. Bir din görevlisi arkadaşımız, kendisi nakletmişti bunu bana. Bir rahibe telefon ediyor. Çarşamba günü telefon ediyor. Telefonu, o zaman cep telefonları yok. Evin numarasından arıyor. Eşi açıyor. Protestan rahip, hani papazlar evlenmiyor falan düşüncesi gelmesin akla, protestan rahip. Katolikler evlenmiyorlar. Protestanlar da evlenmek serbest. Bak, güzel bir bilgi. Biz belki ilahiyatçı olarak bu bilgiyi biliriz ama dinleyicilerimizden çoğu bunu bilmeyebilir. Evet. Protestanlarda evlenme yasağı yok. Katoliklerde yok. Yasak var. Buyurun. Yok. Katoliklerde yasak. Evet. Şimdi Katoliklerde boşanmak da yok biliyorsunuz. Evet. Hatta onu bir gene bir sohbetimiz olsa detaylı anlatırız. Yaparız mesela hocam. 8. Henry. 8. Evet. Henry İngiltere'de Tudor Hanedanı'nın kurucusu. Yani sırf hanımdan boşanabilmek için İngiltere Anglikan Kilisesi'ni kurdu adam yani. Aman Katoliktiler o zamana kadar. Evet. İngilizler. Anglikan Kilisesi'nin şeyleri gereği boşanabildi. Tabii. Öyle mi? Yani sırf boşanabilmesi için Katoliklikten ayrıldı. Katolik kiliselerini kapattı ve Anglikan Kilisesi'ni kurdu. Yani boşanma yok diye. Yani İnşallah başka bir şey ortamda gelirse detayını anlatırız konunun. Tamam hocam. Şimdi bu rahibin eşi telefonu açıyor.
Arkadaş soruyor, diyor ki görüşebilir miyim rahiple? O da diyor ki kusura bakmayın diyor, şu anda pazar vaazını hazırlıyor, görüşemezsiniz diyor. Oo. Günlerden çarşamba. Evet. Allah Allah. Dedi bu ya cuma bir de olsa 2 gün var, pazar 4 gün var. Çok evet. Dikkatini çekmiş arkadaşımızın. Sonra soruyor, rahiple pazartesi günü görüşüyor. Görüştüğünde soruyor, diyor ki sen ne hazırlıyorsun ki böyle çarşambadan eve kapanıyorsun? Rahip diyor ki kusura bakma diyor, bu çok ciddi bir iş, pazar vaazı bu. Allah Allah. Pazar vaazı. Ben diyor bütün dünyada bir haftada benim cemaatimi ilgilendiren, benim cemaatimi bilmesinde yarar gördüğüm bütün olayları inceliyorum diyor. Hollanda'da neler oldu onları inceliyorum. Rotterdam'da neler oldu onları inceliyorum. Benim cemaatim arasında, mahallemde neler oldu onları inceliyorum. Bunları benim cemaatimin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bilgi haline getiriyorum, yazıyorum. Ondan sonra eşime ve çocuklarıma diyorum ki diyor, pardon birinci yazdıktan sonra diyor ki ben bunu bizim lügatimiz var bir tane diyor, kilisenin lügati var. O lügatte yazım denetimine tabi tutuyorum. Acaba benim yazı dilinde kullandığım ifadelerimden kilise lügatine uymayan, vaazlarda söylenilmesi uygun olmayacak sözler var mı acaba? Kelime var mı? Oo. Mesela argo evet. diye tanımlayabileceğimiz kelimeler var mı? Buna diyor tabi tutuyorum. Varsa yani onları ayıklıyorum. Yerine başka yani kelimeler koyuyorum. Yani o lügat denetliyor konuşmayı. Lügat tabii ki, denetiminden geçiyor. Yani öyle bizim böyle vaazlarda cemaati döver gibi falan, hani bazen vaaz edenler duyuluyor ya. Evet, evet. Şey, rahmetli şey bile söylüyor onu bak. Timurtaş mı? Timurtaş. Efendim? Timurtaş mı? Hayır hayır. Ömer neydi şu kaşağının falan filan, Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin, ha, çocuk Ömer Seyfettin çocukluk anılarında. He. Çocukluk anılarında evet, mesela evet. Camiye gitmiş, şeyden pek memnun kalmamış camide yapılan vaazdan. Çocukluk anılarıyla. O yani günümüzden 100 yıl evet. önce yaşanmış bir olay. Yani bazen bizde ister istemez evet. irticali konuşulduğu için, vaaz metinleri yazılmadığı için hocam, bazen insanlar kullanacakları kelimeleri evet. düzgün seçemeyebiliyorlar. Orada bu denetim de var. Evet. Redakte ediyor yani yazısını. Düzgün kelime kullanayım. Ondan evet. sonra diyor ki hanımına ve çocuklarını karşısına alıyor. Ben diyor şimdi siz cemaatsiniz. Cemaat olarak beni dinleyin bakalım. Konuşmamı beğeniyor musunuz? Konuşuyor onlara. Zaman planlaması yapıyor hocam. Zaman planlaması yapıyor. Şu ya, kadar şeyi konuşacağım. Şurayı geçiyor mu geçmiyor mu diye. Tabii ki. Yani diyelim ki 30 dakika. Evet. 33 dakika olmayacak. 35 dakika olmayacak. 30 dakika. Evet. Sınırlı. Zamana riayet evet. etmek konusunda. Bitiyor konuşma. Ondan sonra onların görüşlerini alıyor. Nasıl? Hanım diyor ki şurayı beğenmedim diyor. Şöyle yapsan daha iyi olur. Peki diyorsun. Dinleyici. Dinleyin, yani ben bilirim demiyor. Sen de bir dinleyicisin. Sen de benim cemaatimden. Dikkate alıyor. İstediği değişikliği yapıyor. Şurayı çok uzattın. Evet. Onun yerine şuraya önem ver. Hemen dikkate alıyor. Ondan sonra çıkıyor, konuşmayı yapıyor. Mükemmel sonuç. Sonuç mükemmel. Yani, çünkü bir hafta ona emek vermiş ki, değil mi hocam? Tabii ki emek evet. vermiş hocam. Yani o kadar güncel evet. konuları, şu önemli hocam. Evet. Güncel konuların derlenip toparlanması kilise cemaatini ilgilendirdiği boyutlarıyla ve onların anlayacağı şekilde bilgi haline getirip kilise cemaatinin onu sunması önemli rahibin. Hocam burada bir de şunu söyleyeyim. Mesela pazar evet, günleri kiliselerin açılmasıyla ilgili. Mesela şöyle bir olay. Diyelim ki saat 10'da genelde başlar kilise pazar ayinleri sayın hocam. 10'da başlar. Evet. 9.30'da kilisenin kapıları açılır. İnsanlar gelmeye başlarlar. Herkes toplanır, gelir. Birbirleriyle kilisenin evet. salonunda, yani dış çay salonunda
otururlar ya da ayakta dururlar, çay içerler, kahve içerler, birbirleriyle sohbet ederler. Ondan sonra saat 10'a 5 kala kilisenin lokalinde. Şeyinde mi? Lokalinde. Ha, içinde. Lokalinde. Mabet kısmında değil. Evet. Tamam. Değil hocam. Mabet kısmında değil. Lokalinde kahve içerler. Genelde kahve içilir. Ondan sonra saat 10'a 5 kala gong çalar ve insanlar içeriye geçmeye başlarlar. Evet. Ve saat hocam, saat 10'a 5 kala kilisenin dış kapıları kapanır. Oo, dışarıdan bir giriş tabii olmuyor. Ki. Yok. Evet. O saatten sonra gelseydin. Ondan sonra saat, herkes salona geçer, 5 dakika içerisinde yerini alır. Tam 10'da program başlar. Ayın başlar. Dakik. Evet. Dakik hocam. Yok bizdeki gibi ikinci rekata yetiştim, farzına yetiştim, hutbeye yetiştim şeyi. Yok hocam. Öyle bir uygulamaları var onların. Yani tabii ki zamana uyma konusunda, böyle prensipli çalışma konusunda önemli. Mesela ben o zamana kadar vaaz vesaire falan hazırlarken ben istisnasız böyle bir gün falan uğraşıyordum vaaz hazırlamaya. Hutbelerimi özellikle çalışıyordum, yazıyordum. Ama bu olayı duyduktan sonra ben en az iki gün ayırmaya başlamıştım hocam vaazlarımı. Şimdi değerli özellikle şunu şey yapayım hocam. İlk bu Rotterdam'da ilk göreve gittiğimde 2005 yılında Rotterdam'ın merkezi camilerinden birisi Gültepe Camii, cemaatimiz çok miktarda. Bizi izliyorlarsa Cumazi Hanım izlediğini, Ramazan Bıçakçı Bey izliyor, eşi izliyor. Cami Dernek Başkanımız vardı, Erdoğan Bey. Onlar hepsine kucak dolusu selamlar. Gönül selamları. Şimdi ne güzel. Bayram geldi hocam, bayram namazı. Bizim orası Rotterdam merkezi camilerinden bir tanesi. Günlük aşağı yukarı 250-300 kişilik cemaati vardı. Öğle namazlarında, ikindi namazlarında. Ama bayram namazı kaç için hocam, duyamadım. Kaç? 250-300 kişi günlük öğle ikindi cemaati vardı hocam. Tamam. Çok ses kalabalık gitti de demin cemaat. Onun için sordum. Buyurun hocam. Evet. Bayram namazı için hocam inanılmaz bir kalabalık geleceğini ifade ettiler. Binlerle ifade edilen insanın geleceğini ifade ettiler bize. Evet. Mesela 3-4 bin kişi olabileceğini ifade ettiler. Bayram namazına gelecek cemaatin. Ben o zaman şöyle düşünmüştüm. Evet hocam. Bunu pek çok arkadaşımız da yapıyor. Onlara da böyle konuşuyorduk. Şimdi bu insanlar sadece bayram namazı için gelecek. Belki bir dahaki bayram namazına kadar belki bu insanları hiç görmeyeceğiz. Ama bu insanları sorsanız hangi tarafta? Bu insan Müslüman. Değil mi? Evet. Rengi bizden bu insanın. Evet. Ama bir şekilde camiyle bağı kopmamış. Camiyle bağı var. Bayram namazı deyip camiye geliyor bu insan. Evet. Demek ki bizden bu insan. Demek ki bizim insanımız. İnancı var ki tabii. Evet. Ne yapmamız lazım? Bir dahaki bayram namazında da camiye gideyim diye öyle o şekilde yollamamız lazım onu bu camiden. Bu bayram namazını kılsın. Ama öyle cehenneme, habire cehenneme sokarsan bir daha bu adam camin yolunu bulmaz yani. Yani. İnanın hocam 5-6 gün bayram vaazı hazırlamıştım. Uğraştım. Rahip sizi bayağı etkilemiş titizlik noktasında. Evet, 5-6 gün uğraştım. Ya. Çok güzel konular şey yaptım. Amacım şuydu. Bu insanlar iyi ki gelmişiz bu camiye. İyi ki gelmişiz camiye. Bu namaza iyi ki gelmişiz. Yahu bizim yerimiz burasıymış. Bir dahaki bayrama i̇şte gene gelelim deyip ayrılsınlar insanlar. Belki bu o duyun. Kadar belki o kadar gönüle güzel dokunmak gerekir ki belki cuma haftaya döndürecekler. Tabii. Bayramdayım. O da olabilir yani. Hocam. Evet. Temennimiz o. Ve onun şeyi görülüyordu hocam. Onun şeyi görülüyordu. Yani insanlar günden güne ilgileri artıyor, alakaları artıyor. Bizim insanımızla önemli olan gönül köprülerimizi kurabilmek hocam. Evet. O köprüyü kurmak çok önemli. Evet. O köprüyü kurmak.
Bir şekilde bizim insanımız yürekli insan. Siz ona yüreğinizi açarsanız o size yüreğini açıyor, gönlünü açıyor hocam. Amin. Evet. Onun için atalar demiş ya, güzel tatlı dil yılanlara tesir eder. Kur'an-ı Kerim'in şeyi, ya Musa Firavun'a git ama güzel söz söyle. Efendim ona yumuşak söyle. Firavun ki zalimlikte zirve yapmış bir adamken Hazreti Peygamber ona dahi yumuşak söz söylemesi emrini alıyor Allah'tan. Bu ya. Önemli bir şey. Bizim gönüllere girebilmek ve insanımızı bu hakikatlerle, inançla buluşturabilmek, daha çok efendim amel yönüyle onları tezyid edebilmek, amellerini çoğaltmak noktasında onlara bir ışık yakabilmek şeyini düşündüğümüz zaman demek ki seçkin, yani çalışma yaptığınız o cümleler yüreğe dokunacak cümleler, çalışmayı emeğe gerektiriyor. Ama ya laf olsun padişahım, ya işte söyleriz 3-5 hikaye, bir şeyler yuvarlarız geçer gider mantığı hem malzemeden de almış oluyorsun hem de işini iyi yapmamış oluyorsun. Halbuki Kur'an der ki onlar işlerini iyi yaparlar. Hı hı. Yani inanan insanlar işini güzel yaparlar. Evet. Hocam şimdi yurda küçük, biz sizin alanınız belki değil ama ilahiyatçı olduğunuz için cevap verebilirsiniz belki. Kelama girer, belki akaide girer, bir soru sormuş. İnsanlar yaptıkları yanlışları kadere yüklüyorlar. Allah bir kuluna iyi, diğer kuluna kötü kader yazmaz. Bu ince ayrıntıyı açıklar mısınız demiş ama takdir sizin. Kelam sorusu. Yani hocam, irade meselesini soruyor herhalde. Evet. Bunu hocam biz kelamcı hocalarımıza bırakalım. Şimdi tamam. Açık şimdi hocası olduğumuzu evet. ifa ettik. Onu kelamcı evet. hocalarımıza bırakalım. Ola ki yani hocalarımız o konuyu daha iyi cevaplandırırlar. Tabii. İnşallah. Şimdi bir akşam biz kelam hocalarımızdan buraya yine davet ederiz. O açıklar ama ben en azından bir yüzeysel olarak bir şey söyleyeyim. Kur'an bize şunu öğretir. Bizim yapıp ettiğimiz bütün şeyler kendi elimizle bizim yaptığımız şeylerdir. Evet. Allah yazdığı için yapmayız yani. Kader bunu bu şekilde en azından bir ilahiyatçı olarak bu kadar cevap verelim. Ama akademik boyutunu, deruni boyutunu da inşallah kelam hocalarımıza bırakalım. Son bir mesaj. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Saygıdeğer hocam, hocalarım, bu tür programların devamını bekliyorum sizlerden. Saygılarımı sunuyorum. Cumaziye Akbaş böyle bitirmiş. Efendim, evet, Cumaziye Hanım sizin de demin bahsettiğiniz... Evet. Son olarak son cümlelerinizi alalım hocam. Yani, buyurun. Ben izleyicilerimizin tümüne çok teşekkür ediyorum. Çorum'dan bizi izleyenlere, bunun haricinde bütün Türkiye çapında izleyenlere. Ama özellikle vurgulamak istiyorum. Erzurum'dan izleyenler var. Eşimin memleketi Erzurum. Oradan akrabalarımız izliyorlar. Onlar mesaj göndermişler. Telefona mesaj göndermişler. Bursa'dan izleyenler, İnegöl'den izleyenler var. Hollanda'dan bir sürü mesajları geldi evet. izleyicilerimizin. Ben bütün bu değerli izleyicilerimize selamlarımı, gönül selamlarımı iletiyorum. Hepsine çok çok teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eyvallah. Hocam biz de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler ilmin zekatı olarak Cenab-ı Hakk'ın katında Ukba'da size büyük bir müktesebat olarak defterinize yazılsın diye dua ediyoruz ki öyle diyor bizim dinimiz. Yapılan iyilikler, hatta hayra delalet eden bile o hayrı işlemiş gibidir diyen bir dinin çocukları olarak. Şimdi bugün hayra delalet etmeyi bırakın, hayrı işlediniz. Yani bize redde edebilirdiniz. Ya benim işim gücüm var Adnan Hoca falan da diyebilirdiniz. Ama siz doğru olanı ve kazanımı bol olanı, iyi bir alışverişi tercih ettiniz. Manevi anlamda güzel bir müktesaptır bu. Bunu size söylemem zahittir ama ben dinleyicilere en çok bu cümleleri ulaştırma kabiliğinden söylüyorum. Bir başka programda hocam şeyleri, deizm, ateizm, yani Avrupa'daki inanç şeyleri ne aşamada, bunları konuşalım. Yani insanlar orada
inanca, Allah inancına yönelmeleri noktasında. Yani bu konuları biraz daha inceleyelim. Orada yaşam tecrübeleriniz burada tekrar konuşalım. Yine ayrıca da sorularımız olur ama Hüseyin Akbaş son bir şey yazmış. Hocam kış geceler uzun ya, onun için sohbet imkanı buluruz inşallah tekrar. Hüseyin Akbaş İnşallah. Demiş ki Adnan Zeki hocam Hitamuhu Misk kabilinden eser dinlesek demiş ama efendim olmazsa hocam birkaç kişi daha şey olur. Küçük bir dörtlük sazsız söyle bir şey, sesim iyi geliyorsa bir dörtlük söyleyeyim, ondan sonra veda edeyim. Olur mu hocam? Tabii ki hocam, tabii ki. Tabii ki, buyurun. Buyurun. Zevkle dinleyeceğiz. Evet. Hatta bu konuştuklarımızın bir hülasası olsun. Hani gönle dokunmak, gönle girmek diye konuştuk ya hocam. Vereceğimiz sohbetle, vaazla, ne bileyim öğretilerle. Evet. Onunla ilgili güzel bir mesaj veren bir Kürdi bir eser okuyayım. Bu çeşme ne güzelmiş, su içecek tası yok. Kırma insan kalbini, yapacak ustası yok. Kırma insan kalbini, yapacak ustası yok. Çekinme bu felekten, şükrünü söylemekten, vazgeçme iyilikten, çünkü ömrün sonu yok. Vazgeçme iyilikten, çünkü ömrün sonu yok. Evet hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Efendim bu akşamki konuğumuz Hitit Üniversitesi, Çorum'umuzun, Türkiye'mizin tam ortasında bulunan, çok değerli bir vilayetimiz olan Çorum vilayetinin üniversitesi, yegane üniversitesi Hitit Üniversitesi'nin hocalarından öğretim üyesi Doktor İrfan Sevinç hocamız bizim misafirimizdi. Değerli bilgilerini bizimle paylaştılar. Cenab-ı Hak bu bilgilerle amel etmeyi dinleyicilerimize ve izleyicilerimize nasip eylesin. Biz de bu güzel etkinlikten, bu güzel müktesebattan nasipdar eylesin inşallah manevi olarak. Bir başka programda tekrar hocamla sohbet etmek, onu misafir etmek arzusundayız. Cenab-ı Hak o güzelliği, o geceyi bize yine tekrar kış akşamlarında, o uzun kış gecelerinde nasip eylesin diyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyorum. Buyurun hocam. Ben buyurun de hocam. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Güzel sunumunuz için, moderatörlüğünüz için, programı yönlendirmeniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Ayrıca tabii o güzel sedanızı da dinledik. Yorgun demedik ama programın üstüne evet, çok güzel oldu. Hitamı misk oldu. Hüseyin Akbaş'ın da dediği gibi. Evet. O güzel sedanız için de şöyle gönlümüze bir ferahlık serpti. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Yurda küçük son bir cümle yazdı. Söylemesem şey olur, içim burkulur. Demiş ki çok keyifli bir program oldu. Sağ olun. Sayın Bıyık, sizin de sesinize sağlık. Hocama da saygılar demiş. Hayırlı tamam, geceler diliyorum. Sağ olun. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Değerli izleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar herkese. Evet. Sağ olun. Hoşçakalın.